Şimdi tabii bunun birçok nedeni var ama bunlardan en önemlisi olaylar meydana geldikten sonra çok böyle hamasi nutuklar atıyoruz, konuşuyoruz. Ondan sonra tartışıyoruz. Fakat olayların üzerine eğilmeye sıra geldiği zaman bunu zannederim yeterli kadar başaramıyoruz ki bu yaşadığımız olaylar 3 senede bir, 5 senede bir tekrarlıyor. Burada yapacağımız şey bence şu, inşallah bu olaydan sonra yaparız. Bugüne kadar tarihsel süreç içerisinde ki burada 1980 yıllarını bence baz almak lazım. Meydana gelen tüm olayları, özellikle böyle öne çıkmış uç olayları alıp olaylar öncesinde neler vardı, olaylar neden yaşandı, ondan sonra sonuçları neler oldu ve biz bunlardan sonra neler yaptık diye bir incelememiz lazım. Ancak bunlardan sonra elimize bazı sonuçlar geçer ve bu sonuçlara dayanarak da bir şeyler yapabiliriz. Ama bunu işin böyle bir anlık, birkaç günlük, bir haftalık bir çalışmayla yapılması mümkün değil. Uzun soluklu bir çalışma olması lazım ve çıkacak sonuçlara da tüm ilgili kuruluşlar tarafından uyulması, bunların hassasiyetle uygulanması lazım. Yoksa Allah göstermesin demek zorundayım yine. 3 sene, 5 sene sonra bu veya buna benzer bir olayla yeniden karşılaşırız. Allah korusun. Peki. Mehmet Toruz, Allah size korusun. de aynı soruyu sorayım. Yani hala şu anda madenci, yani işçilerin en şanlıları şu anda hala madenlerin içindeler. Gaz çıkarmakta mı bir sorunumuz var? Yani Avrupa'nın birincisiyiz. Rakamlar onu söylüyor. Neden oluyor bunlar? Evet. Ben öncelikle yaşamını yitiren madenci ailelerine başsağlığı diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun diyorum. Hocamın da dediği gibi biz çabuk unutan bir toplumuz. Hafızamız çok çok zayıf. Soma'yı unutmasaydık, Ermeni'yi unutmasaydık bugün Amasra olmayacaktı muhtemelen. Eğer Soma'dan ders alsaydık, Ermeni'den ders alsaydık, daha önceki iş kazalarından ders alsaydık, Kozlu. Kozlu'dan Evet. ders alsaydık bunlar olmayacaktı. Bu ders almak nasıl olacak? Olayları masaya yatırmamız gerekiyordu. Neden sonuç ilişkileri iyi kurmamız gerekiyordu? Bu bilimsel bilgiyle olur, akılla olur, deneyimle olur, liyakatla olur. Oysa siz olaya kader derseniz, devletin en üst ağzından bu iş fıtrattır, kaderdir derseniz, gelecekte de bunlar olabilir derseniz zaten olayın tartışmanın önünü kapatıyorsunuz. Buradan yola çıkmak gerekiyor bence. Çünkü hepimizin bildiği gibi iş kazası tanımı açıktır, nettir. Denir ki öngörülemeyen ve önlenemeyen olaylara iş kazası denir. Yani bir öngöremeyeceksiniz ve önleyemeyeceksiniz. Oysa bu olayda da, geçmiş olaylarda da hepsi öngörülebilen şeyler. Yani metan patlıyor. Kardeşim metan zaten kömürün bünyesinde var. Ta milyonlarca yılda oluşmuş. Bu metan gazı bir gerçek. Bu gerçeğe uygun çalışma yapmanız gerekiyor. Pekala öngörüyorsunuz bunu. Önlenebiliyor mu? Önlenebiliyor. Bu artık metan gazı, gruzu patlaması 17. yüzyılda, 18. yüzyılda madencilerin belasıyken şimdi artık gelişmiş ülkelerde bu olay kalktı. Bizde hala bu korkulu rüya olarak kalıyor ise burada bizim bir yanlışımız var, bir eksiğimiz var. Bunları oturup konuşmamız gerekiyor ama ne yazık ki bunları konuşamıyoruz. Şimdi konuşacağız. İsterseniz bir son duruma bakalım. Neler oluyor Amasra'da ve ihmal tartışması, sensör tartışması neden? Çünkü kurtulan işçilerin beyanları var. Diyorlar ki birkaç gündür söylüyorduk bunu. O mesele var. İhmal var mı yok mu? Söylediniz ama Cumhurbaşkanı dedi ki sonuna kadar gidilecek burada ihmali olanlardan. Hemen de ben de bildireyim. Enerji Bakanı da maden ocağının tamamen kapatıldığını duyurdu. Ama bir Amasra'daki son duruma bakalım ve ihmal tartışmalarına sonra sorularımla devam edelim.
Bu maden 41 can aldı. Türkiye'nin yüreğini ateş düşürdü. Günlerde yüreklerde kömür karasına büründü. Bartın'ın Amasra ilçesinde cuma akşamı yaşanan patlamanın ardından 41 işçinin hayatını kaybettiği Türk Taş Kömürü Amasra müessesesinde maden arama faaliyetlerine bir süre ara verildi. Arama kurtarma çalışmalarının sona erdiği maden ocağı drone'la havadan görüntülendi. Maden ocağının etrafında artık sessizlik hakim. Ben iyiyim abi. Bartın Amasra'daki madende grizu patlaması sonucu 41 madenci şehit oldu. Peki facianın önüne geçilebilir miydi? Patlama maden ocağının girişinden 2,5 kilometre uzakta yer alan tünelde yerin 350 metre altında gerçekleşti. Hürriyet gazetesi Sayıştay'ın 2017 ve 2019 yıllarında bu madenle ilgili hazırladığı raporlara dikkat çekti. Gazetenin haberine göre Sayıştay 2017 tarihli raporunda gaz birikme riski olan yerlerde elektrikli ekipmanlar yerine basınçlı ekipmanlar kullanılmasını tavsiye etti. 2019 yılında hazırlanan raporda da madendeki kaza risklerine vurgu yapıldı ve uyarılar madde madde sıralandı. Sağ salim bunun için. Habere göre Sayıştay raporunda 300 metre derine inmenin ani gaz degajı ve grizu patlaması gibi tehlikeleri artırdığına dikkat çekildi. Raporda ayrıca kömür damarlarının tamamında gaz içeriklerinin fazla olduğu belirtildi, riskin yüksek olduğu uyarısı yapıldı. Türkiye Taş Kömürü Kurumu ise kazanın ardından yaptığı açıklamada iddialara yanıt verdi. Sayıştay raporunda yer alan havalandırma ve metan gazının farklı konular olduğunu belirtti. İş güvenliğini tehdit eden bir durum olmadığının altı çizildi. 8 kişinin kendi imkanlarıyla... Dikkat çeken bir iddia da kazadan önce dinamit patlatıldı. Milliyet gazetesinin haberine göre bazı işçiler kazanın dinamit patlatma vardiyasında yaşandığını söyledi. Patlama sırasında madenin dışında çalışan Ferhat Dönmez'in anlatımına göre saat 16.24 vardiyasında dinamit kullanıldı. Bu sırada metan dedektörleri uyarı verdi ve birkaç dakika içinde de büyük bir patlama oldu. İşçiler madendeki sistemlerin 4 yıl önce yenilendiği, maden içerisinde metan dedektörü bulunduğunu da söyledi. Patlamanın nedeni soruşturma sonucunda netleşecek. Hakikaten iddialar da korkunç. Yani gerçek olması. Ama öğrenelim. Hepimiz öğrenelim, anlayalım. Ben tekrar Profesör Doktor Gündüz Öktürk'e soruyorum. Bir madenin içinde dinamit patlatılır mı? Bu madencilik çalışmalarının bir parçasıdır dinamit kullanımı. Yani kayaç kazısını hızlandırmak, bazı durumlarda makineyle kazamadığımız yerlerde o sertlikte dayanımdaki kayaçları bulunduğu zonları geçebilmek için dinamit patlatılır. Yani zaten dinamiti usulüne uygun olarak yönetmeliklerde belirtildiği şekilde uygun patlayıcı madde seçip ondan sonra yönergelere uygun şekilde patlatırsanız yani dinamit patlatmanın herhangi bir zararı olmaz. Bu gibi olaylara da neden olmaz. Yani bir anlamda bizim işimizin bir parçası dinamit kullanılması. Ama yani mesela o sırada orada işçilerin olması yani o düzenek nedir bilmiyorum. Yasal düzenlemelere baktığınız zaman bunların hepsi belirtilmiştir. Hava içerisinde metan oranı ne kadar olacak? Patlayıcı maddeyi kimler patlatılacak? Hangi tür patlayıcı maddeler kullanılacak? Patlayıcı maddelerin yerleştirilecekleri deliklerin şekli, sayısı ne olacak? Çapları ne olacak? Uzunlukları ne olacak? Ateşleme gibi delikler doldurulduktan sonra patlayıcı maddeyle ne gibi önlemler alınacak? Patlayıcı maddeyi ateşleme sırasında ne gibi önlemler alınacak? Ne kadar uzaklıktan patlatılacak? Bunların hepsi belirtilmiştir. Yani bu konuda bir tartışma yapmaya, onun fikri şöyleydi, o böyle önerdi demeye gerek yok. Bunları uygularsanız hiçbir sorun da çıkmaz. Yeter ki kurallara uyulsun. Uyalım, evet. Dolayısıyla şu doğru anlıyorum. Madencilik mesleğinin içinde... Belli evet. Alanları aşabilmek için dinamit kullanılabilir. Ama dinamitin kullanılma şartları vardır. Bu şartlara uyursa kimsenin canı yanmaz. Kimseyi de kaybetmeyiz. Sorun da çıkmaz. Peki sensör? Sensör çalışmadığı iddiaları var. Şimdi sensörler
bu merkezi gaz izleme sistemi bu Zonguldak'ta 1992 yılında meydana gelen 272 kişiydi galiba vefat eden sayısı. Evet. Olaydan sonra üzerinde durulan bir konuydu. Ondan sonra Süleyman Demirel'in yeniden başbakan olduğu ilk ay bahsettiğiniz Zonguldak. Evet, evet. Ondan sonra ocaklara peyderpey sırasıyla bu merkezi gaz izleme ve izleme sistemi diyelim, sistemi koyulmaya başlandı. Ve Amasra'da da bu sistem kurulmuştu ve çalışıyordu. Bu sistemin çalışmasıyla ilgili yine biraz önce dinamitle ilgili konularda konuda belirttiğim gibi çalışmasıyla ilgili kurallara uyarsanız, bunların bakımını ondan sonra denetimini tam olarak yaparsanız ocaklarda gaz yükselmelerini, ondan sonra hangi gazı istiyorsanız zaten onu ölçebilirsiniz, hangi oranlarda istiyorsanız onu da başarırsınız ve herhangi bir sorun çıkmadan tüm ocağın istediğiniz noktaları ile ilgili gaz konsantrasyonları hakkında bilgi alırsınız ve herhangi bir yerde bir sorun ortaya çıkmaya başladığı zaman yeraltı ile irtibat kurarsınız. Burada bir sorun var, şu gaz yükseliyor, bunun sebebi ne olur dersiniz, onun sebebini öğrenirsiniz. Ondan sonra önlem alınması gerekiyorsa onlarla ilgili de yer altına talimat verebilirsiniz. Yani sistem çalışıyorsa yine bir sorun çıkmaz. Önemli olan kurallara uyulması ve sistemin çalışması. Kurallara uyulması ve sistemin aksaksız olarak aksamadan çalışması. Peki. Sayın Torun, size de sorayım aynı soruyu. Bu dinamit meselesi ve sensör. Sayın Gündüz Öktem çok önemli bir şey söylüyor. Diyor ki aslında her şeyi yönergesi, kuralları yazılı. Buna uyulsa, bu ihmal edilmese bunları yaşamayız. Siz de az önce söylediniz. Yani metan gazı bugün bulunmuş bir şey değil. Yani madenciliğin doğasında, ruhunda var. Ama şimdi neyi konuşuyoruz? Acaba dinamit mi neden oldu? Dinamit sensörleri mi iptal etti? Ne dersiniz? Evet, hocamın da dediği gibi şimdi dinamit bizim çalışmamızın bir parçası. Yani ocakta sert kayaçlar ya da sert kömürü gevşetme amacıyla biz dinamit kullanırız. Ama bu kontrollü bir patlatmadır adı üzerinde dinamit kullanımı. Uzman ehil ekiplerle ve işin gereği olarak her şey nizamnamelere, tüzüklere, yönergelere göre düzenlenmiştir. Buna uyulması gerekir. Bir. İkincisi, metan gazı ortamda olmaması gerekir ama diyelim ki ortamda metan gazı var. Bu durup dururken patlamaz. Bunu patlatmak için mutlaka bir ateş kaynağına ihtiyaç vardır. Bu ateş kaynağı dinamit olabilir. Sonuçta bir patladığında bir alev çıkarıyor, sıcaklık oluyor, kıvılcım çıkarıyor. Demirin demire çarpması olabilir. Kazmayla çalışırken sert bir kayaca kazmanın vurması olabilir. Bir elektrik arkı olabilir. Dolayısıyla ateş kaynağı çok değişik. Bunları engellemek mümkün değil ama engellenecek olan gazın orada bulunmamasıdır. Çünkü iki parametrenin bir araya gelmesi gerekiyorsa bir tanesini engelleyemiyorsanız öbürünü engellemeniz gerekir ve bu engellenebilir bir şeydir. Bu yapılmamış anladığım kadarıyla patlama olduğuna göre demek ki bu da bir ihmal var. Birincisi bu. İkincisi işçilerin iddiaları, yani burada daha önceden de gaz kaçağı vardı, tehlike vardı deniyor. Aslında tabii iddia ne kadar doğru bilmiyorum ama eğer doğruysa daha da vahim. Daha da vahim bu durum. Burada yapılması gereken şuydu. İşçilerin tehlike olan yerde işe gitmeme, işi durdurma, işi bırakma hakları var. Ama bunu işçi müferit olarak yapamaz. Tek başına yapamaz. Bunları örgüt üzerinde yapması lazım. Sendikanın yapması gerekiyordu. İşçiler sendikaya diyecek ki bizim iş yerinde sorun var. Biz söyledik, uyardık ama dinletemiyoruz. Gelin müdahale edin. Ve sendika oraya müdahil olmalıydı. Bunların hiçbiri olmamış. Ve olay olduktan sonra ne yazık ki işçi sendikasının yetkilileri bakanlarla, milletvekilleriyle fotoğraf çektirmekten haz almışlar. Yani orada da bir ciddi sorun var. Buna da dikkatimi çekmek istiyorum. Yani bir olay oluyorsa eğer bütün nedenlerini ortaya koymak gerekiyor. Şimdi dolayısıyla burada bir patlama olmuş. Sensörler çalışıyor muydu, çalışmıyor muydu bilmiyorum. Burası bir kamu kurumunun ocağı.
Patron devlet. 5 savcı şimdi inceliyor. Maden kapatıldı. 5 savcı inceliyor. Bakacağız. Şimdi inceliyor ama burada tabii şöyle bir sorun var. Ocakta bir yangın var. Yangından dolayı baraj da kapatıldı orası. Bu şu demektir teknik olarak. Bir sürü veri, bir sürü done kaybolacak demektir. Çünkü ocak kapatıldı, yangın var. Bu yangın yer üstü yangınına benzemiyor. Hemen gidip suyla ya da karbondioksit sıkarak söndürülmüyor. Buradaki olay şu. Büyük bir alanda yangın var, kömür yanıyor, tahkimat malzemeleri yanıyor, ağaçlar yanıyor, plastik malzeme varsa onlar yanıyor. Bunların önüne beton baraj dediğimiz kapatılıyor ve belki de bir sene, belki 1,5 sene yangını sönmez zamanını söylüyorum. Belki 6 ay ama 1-2 gün değil asla, 10 gün değil. Mutlaka belli bir süre sonra sönecek bu. Söndüğünde orası açılıp tekrar incelemeler yapılacak. Ama o sürede belki göçükler olacak. Tavan göçecek çünkü yangın, tahkimat, tabii, patlama sonucu. Bahsettiğiniz o ahşaplar yanacak. Tabii. Dolayısıyla oradaki bir sürü veri kaybolacak. Keşke daha sağlıklı bir inceleme yapılabilseydi. Ama şu anda o inceleme de mümkün gözükmüyor. Tabii ki savcılarımız görevini yapacaktır. Bilirkişiler ocağa girip inceleme yapacaktır ama bir sürü delil de dediğim nedenlerle kaybolacaktır. Umarım sağlıklı bir değerlendirme yapılır. Peki. Şimdi bölgeye bir gidelim. Burak Ersemiz ve kameraman Emrah Kahraman orada. Burak o kadar önemli bir haber yaptı ki. Burak geleceğim ama yani gazeteciyim, haber nefis. Ağlatıyor ama haber de nefis. Önce senin o haberini bir izleyelim. O odaya bir gidelim. O öncesinde neler yaşandı, sonrasında o kadar güzel bir haber hazırlamışsın ki keşke bu haberleri yapmasaydık ama önce o haberi izlememiz lazım, sonra da son durumu sana sorayım Burak. Görüntüyü çekmiştim, işte o şehit olan işçilerin de aralarında bulunduğu bazılarının eşyaları, çizmeleri, dolapları hemen yan tarafta, işte böyle bir ortamda hazırlanıyorlar, evlerinden geliyorlar, normal günlük kıyafetlerini bırakıp buradaki iş kıyafetlerini alıyorlar ve işte burada madenden çıkanların eşyaları asılı. İşte burada çizmeler, kim bilir kaç kez vardiyaya inip çıktılar buradaki işçiler çizmelerle ve işte yüzlerce metre toprağın altında kullandıkları o işçi kıyafetleri, işte o madencilerin, o kardeşlerimizin, o şehitlerimizin de üzerlerinde şehit olduklarında işte bu madenci kıyafetleri vardı. İşte hepsi eğer o patlama olmasaydı buraya gelip kirli elbiselerini, emekçi elbiselerini çıkartıp burada ellerini yüzlerini yıkadıktan sonra, bakın havlular bile artık kömür karası olmuş durumda. İşte ne yazık ki maden işçilerinin dramı da bir anlamda bu. Hemen banyo yaptıkları yere götürüyorum sizi. İşte burası da işçi kardeşlerimizin dolapları. Kim bilir belki de şehit olan işçi kardeşlerimizin de dolapları buradadır. İşte gördüğünüz gibi hepsi kömür karası olmuş. İşte ne yazık ki şehitlerimizden birinin dolabını buldum. İbrahim Köse. İşte burada çıksaydı eğer vardiyadan sağ salim Allah'a emanet gönderdik ama maalesef bir patlamada kaybettik. İşte şimdi bu havluyla gelip önce yüzünü silecekti, o kömür karasını, kara elmasın tozunu silecekti. Dolabını açıp günlük elbiselerini giyecekti. Bakın bu içindeki günlük elbiseleri giyecekti ve evine, çoluğuna, çocuğuna, anasına, babasına kavuşacaktı. Ama ne yazık ki İbrahim Köse de diğer 40 arkadaşıyla birlikte artık aramızda değil.
gerçekten burada bulunmaktan ben de son derece mutsuzum. Ama işte acı gerçek bu. Maden işçilerinin sosyal ortamı, giyindikleri, soyundukları dolaplar, eşyalar bunlar. İşte tekrar gösteriyorum. Bakın bembeyaz bir kas korunma amaçlı ama tamamen kömür karasında yine çizmeler. Burada yine göstermekte yarar var. İbrahim Köse şehitlerimizden biri. Özel eşyaları, pantolonu hepsi o tertemiz giyinip evine gidecekti ama artık şehitler mertebesinde. Evet, az önce yukarıda işçilerin, maden emekçilerinin, kara elmas peşindeki maden emekçilerinin soyunma ve giyinme odalarını çektik. İşte orada hazırlanıyorlardı. Daha sonra burada alt kattan bu karanlık koridorda giriş ve çıkış var. Bu taraftaki bölüm giriş madene doğru gidiyor. Bu tarafta da gelişte kullandıkları yer. İkisi de tek tarafa açılıyor. Tabii ki hemen burada bir uyarı var. Yanıcı patlayıcı maddelerle ocağa girmek tehlikeli ve yasaktır. Ancak maalesef burada 41 işçi hayatını kaybetti. İşte bugün arama kurtarma ekipleri de profesyonel madenciler de buradan aşağı defalarca indiler. Ancak şu anda aşağıda hala yangının sönmesi bekleniyor. Çeşitli yöntemler kullanılıyor. Baraj yöntemi çift taraftan maden kapatılarak hava alması engelleniyor şu anda. Ve yangının bu şekilde tamamen sönmesinden sonra da zaten aşağıdaki yine araştırmalar devam edecek. Gerçekten aşağısı kapkaranlık bir çukur. Evet, gitmeye devam ediyoruz. Bu dar koridorda ne yazık ki evlerine ekmek götürmek isteyen işçiler işte burada ki yoldan her gün iki kere geçiyorlardı. İşte gördüğünüz gibi bu tabii çalışmaların da yapıldığı alan burası bir anlamda. Gürültüler geliyor. Bakın işte asansörün olduğu bölüm, gördüğünüz yer, işçileri 250-300-350 metre aşağı götüren asansör. Kuyu işletme personelinin dikkat etmesi gereken emniyet kuralları, kafes kattaki yerini almadan köprünün indirilmesi ve kuyu kapılarının açılması tehlikeli ve yasaktır diyor ve devam ediyor. Gördüğünüz gibi işte kuyuya inen nokta. Burası da operatörün bulunduğu yer. Buradan kontrol ediyor bu kuyuya inen metrelerce aşağı inen asansörü. İşte bugün de kurtarma ekipleri bu asansörle işte o 41 işçi ve diğer kurtulan, yaralı kurtulan işçiler mesaileri başladığında, vardiyaları başladığında işte buradan geçerek madene indiler. İşte gördüğünüz gibi girdim şimdi o koridora. Böyle bir cezaevi gibi bir yer. Yerin altına doğru gidecek asansöre ulaştırıyordu işçileri. Evet, işte o asansörden vardiyaları bittiğinde, mesaileri bittiğinde o işçi kardeşlerimiz yine bu alandan çıkıp buradan bu karanlık koridordan yürüyerek yukarıya soyunma odalarına kadar ulaşıyorlardı. İşte buraları hep madenci kardeşlerimizin, o işçi kardeşlerimizin olduğu yerler. Bakın biraz aşağıyı göstereyim. Zifiri karanlık. Metrelerce aşağı gidiyor burası. Şu anda asansör çalışıyor. İşte burası. O şehit olan işçilerle birlikte işçileri aşağı götüren asansörün girişi. Aşağı inemeyeceğim için tekrar geri dönüyorum. İşte o dehşet yolu, ölüme giden yol. Ve ne yazık ki burada inanın bunları çekerken bile rahatsız oluyorum. Hemen burada
yine sanırım işçilerin çizmelerini yıkamaları için ayrılan bölüm. İşte tekrar bir işçi gibi çıkıyorum gerçekten. Burada olmak şu anda gayet ürkünç ve düşünün 25-30 yıllık meslek hayatınızda her gün sabah girip akşam çıkıyorsunuz bu delizlerden. Daha da bir şey söyleyemiyorum. Şimdi de çıkma noktasına geldim. Arkada bıraktım o asansör yolunu ve tekrar beni gökyüzünü görebileceğim bir yere çıkartacak kapı, korku filmi gibi gerçekten. Gerçekten maden işçileri ne büyük saygı duymamız gerekiyor. İşte şimdi burası soyunma odalarına çıkıyor yukarısı ama ben buradan dışarıya çıkıyorum. İnanın kendimi zor tutuyorum. Kömür karısı değil, ekmek parası. Burak anlatırken işte ölüme giden yol dedi. Gerçekten o kadar iyi anlatmış ki yani her sabah ya da her vardiyada o yollardan geçmek, çizmeler. Yani madencilerin ne kadar ağır iş yaptığını her gün aslında benzetmek gibi olmasın. Adeta kendi mezarlarına gider gibi çalıştıklarını anlamamız açısından çok önemli. Son fotoğrafları geliyor işte. Serviste o vardiyaya gittikleri fotoğraflar. Görüyorsunuz ve şen ve şakraklar. Yani işe gidiyorlar. İşçilerden Rasim Bulut. Son paylaşımı. Gelsin o da ekrana. Oğluyla bir fotoğraf çektirmiş. İşte geliyor. Ve son paylaşımı. Paşam benim demiş. Bize geriye oğlu kaldı. Umarım devletimiz paşam dediği bu oğluna sahip çıkar. Hepimiz sahip çıkmak zorundayız. Zor bir yayın. Burak Ersemiz. Eline sağlık. En azından neyi yitirdiğimizi anlamamız açısından çok harika hazırlamışsın. Soru soramıyorum. Sana bırakıyorum sözü. Kerem, günaydın, iyi yayınlar konuklarına da aynı şekilde. İzledik beraber. İnan ben ilk maden kazasına 1990 yılında Amasya'da Yeniçeltek'teki faciayla 4 yıllık çiçeği burnunda bir gazeteciyken gittim. O zamandan bu zamana ne yazık ki değişen bir şey olmadı. Ben gerçekten çok büyük saygı duyuyorum. Yani milyonlar verseler biz orada çalışmayız. Ama öyle çok da yüksek olmayan maaşlarla bu cezaevi gibi girişleri olan, hiçbir lüks hiçbir şey olmayan, aslında gösterdiğimiz o yol, ölüm yolu, ilk girip asansöre ulaşıp aşağı indikleri yer, aşağısı daha da daralıyor. Ocaklara indiklerinde ocakları birbirlerini birleştiren tüneller, ışık çok daha az, düşünebiliyor musunuz? Sürekli buradasınız. Bir de aileler var. Telefon zaten aşağıda çekmez. Hiçbir irtibat yok. Allah korusun bir yakınına, bir işçinin bir şey olduğunda bile önce işletme şefliğini arıyorlar. Ben diyorlar falancanın eşiyim, annesi rahatsız. Aşağıda bir telefon var, o telefon çalıyor, anons ediliyor işçinin adı, oraya geliyor. Yani aile de Allah korusun bu tür olaylarda ulaşmakta çok zorluk çekiyor. Bildiğiniz yani mezar bile 3 metre aşağıda. Siz 350-400 metre, hatta yeri geliyor 550-600 metrede ocaklar var çeşitli madenlerde. Büyük saygı duymamız lazım bu maden emekçilerine. Yıllardır da dediğimiz gibi ben ilk deneyimim gazeteci olarak 90 Yeniçeltek'ti. O zaman da yaralar sarılacak dendi. Şöyle bir şey anlatmak istiyorum. Yıllar sonra ben Yeniçeltek'te babasını kaybetmiş bir 3-5 yaşında olan o tarihte birisini gördüm. Artık 30'lu yaşlara gelmiş, geçmiş. Sormuştum sarıldı mı yaraların diye. Babam dedi, yaram babam dedi.
Yani neyi sarabilirsiniz ki? Buradaki çocuklar şimdi bir sürü babasız kalan var, eşi ölen var. Para yardımı yapılabilir. Burada her türlü yardım yapılabilir. Tabii ki devlet kucaklar, bizim devletimiz kucaklar ama bir babanın sıcaklığını bir evlada, babasını kaybetmiş bir evlada, bir eşini kaybetmiş bir kadına vermeniz mümkün değil. Oğlunu kaybetmiş bir anne babaya o şekilde kimse sarılamaz. Bunu da belirtmek istiyorum. Yine tabii ateş düştüğü yeri yakıyor Kerem Kurçuval. Gerçekten buradaki işçiler o karanlıklarda, düşünün bizim çalışma ortamlarımıza, işte niye çay ocağı yok diyoruz, niye şu yok diyoruz. Burada hiçbir şey yok ve karanlığa giriyorsunuz. Burada alarm çaldığında, olası bir giruzu tehlikesi olup alarm çaldığında işçiler boşaltılsa bile aileleri her zaman madene koşarlar. Çünkü işçilerin alarmdan sonra cep telefonlarına ulaşmaları belli bir süredir. O süreyi beklemeden koşarlar ne oldu diye. Ne yazık ki bu kez de koştular. Umarız dediler alarmdan sonra alarm çalmıştır ama alarm çaldığında artık çok geçti burada. Bundan sonrası tabii ki adalet mekanizmasının işi. Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de dün Adalet Bakanı Bekir Bozdağ söz verdiler. Mutlaka sorumlusu varsa bulunacaktır dediler. Biz de tabii kamu adına gazeteci olarak yıllardır takip ettiğimiz birçok dava gibi buradaki faciayı da takip edeceğiz Kerem. Burak, biliyorum aynı olayları yaşadık, aynı olayları izledik. Sana kolaylıklar diyorum. Haberin için bir kez daha seni kutlarım. Acılarımıza acı katıyorsun ama vicdanları körelmişler, kör olanlara da ışık tutuyorsun. Teşekkür ederim. Yine bir gelişme olursa, çünkü 6 yaralımız var tedavisi süren, 5'in durumu ağır. Cumhurbaşkanı Erdoğan iyi olacak mesajı verdi. Yaralıları ziyaret etti. Yaşamını yitirenler son yolculuğunda uğurlandı. Yeni gelişmelerle Burak sana bağlanmaya devam edeceğiz. Şimdi ben tekrar hocalarıma döneyim. Sayın Ökten, en ağırını galiba Soma'da yaşamıştık. Soma'nın hiçbir dersi çıkarılmadı. Şimdi ben Burak Bey'e sorunuza cevap vermeden önce teşekkür ederek başlamak istiyorum. Madencilerin çekmiş olduğu zahmetlerin hiç değilse bir bölümünü, çok ufak bir bölümünü, yani bu ocağa giriş yeri görüyorsunuz. Karanlık, ondan sonra ıssız, sevimsiz bir yer. Tabii ocağa, kafese bindikten sonra kuyunun içinde biraz daha bu sıkıntılar artıyor. Aşağı indiğiniz zaman ana galerilerde biraz daha artıyor. Ama bir de bir imkan olsaydı da üretimin yapıldığı, esas kömürün üretildiği, kömür yangın devam ediyor. Eminim Burak oraya da girerdi de yangın devam ediyor. Evet. Evet, yani çekseydi o zaman bu zahmet, bu sıkıntılar, işin zorluğu çok daha iyi anlatılırdı. Bir de şuna değinmek istiyorum. Patlayıcı madde kullanımıyla metan gazı arasında bir ilişki var. Metan gazı eğer ocakta varsa patlayıcı madde kullanımına da bir yerde sınırlama getiriliyor. %1'in üzerinde metan gazı varsa çalışılan yerde patlayıcı madde kullanamıyorsunuz. Diğer bir sınırlama %1,5'ta var. %1,5'a geldiği zaman bütün elektrikli donanımlarının elektrik bağlantıları kesiliyor. Bütün elektrikli cihazlar duruyor. %2'nin üzerinde de zaten ocakta çalışma yapılmıyor. Bu sınırlamalar var. Bunlara da dikkat edecek olursak, bunları da dikkate alacak olursak, bunlar da bir anlamda çok katı bir şekilde belirlenmiş olan emniyet kuralları. Bunlara uyacak olursak yine bir sorun çıkmasını büyük ölçüde önlemiş oluruz. Peki. Sayın Torun, Sayın Mehmet Torun, yine ders meselesine geleceğim ama şimdi bunu da yaşadık. Evet. 302 madenciyi Soma'da yitirdik. Şimdi 41 madencimizi daha kaybettik, toprağa verdik. Bundan sonra ne yapalım?
En azından hani yarından itibaren şunu yapalım diyeceğiniz şeyler neler Sayın Torun? Evet, ben bu görüntüleri izleyince tabii biraz da gerilere gittim. Ben de 20 yıla yakın yer altında kömür işletmesinde çalıştım mühendis olarak. Bu şeyleri görünce biraz da duygulandık hepimiz doğal olarak. Şimdi burada bu ocağın sahibi kim? Devlet. Yani patronu, işvereni devlet. Olayı olan ocaktan bahsediyorum. Şimdi Sayın Bakan diyor ki gereken yapılacaktır. İlgililer, yetkililer gerekeni yapacaktır. Soruşturma başlatılmıştır. Cezai müeyyide uygulanacaktır. Cumhurbaşkanı ne diyor? İhmal karşılıksız kalmayacak. Tamam. Ben de diyorum ki bu ocağın sahibi devlet ise, işveren devlet ise bu olaydan sorumlular işverenlerdir, patronlardır. Eğer patron devlet ise devleti yönetenler zaten sorgulanmalı. Asıl önce kendilerinden başlatılmalı sorgulama. Yoksa burada iki tane günah keçisi bulup işte kimdi düğmeye basmadı, kapıyı kapatmadı, pencereyi açmadı gibi dar bir kalıpta soruşturma yapılacaksa bunun bir anlamı olmayacaktır. Bugüne kadar böyle oldu. Bunun için anlatıyorum. Soma'da bakın, Soma'da 301 kişiyi kaybettik. Şu anda içeride cezaevinde iki tane maden mühendisi var sadece. İki tane maden mühendisi. O da kontrol mühendisleri, kamunun kontrol birimindeki arkadaşlarımız. Suçlu bunlar mıydı? Acı. Buna dikkat çekmek istiyorum. Eğer gerçekten toplumsal adalet sağlanacaksa, kamu vicdanı rahatlayacaksa, sorgulama en üstten başlamalı. Ve kimse, yani en üstten en alta kadar. Kimler ne yaptıysa, benim meslektaşlarım hatalıysa, onlar da dahil, mutlaka ama adil bir şekilde yapılmalı bu soruşturma ve yargılama. Ben Soma'da örneği çok uzatmak istemiyorum. Yani Yargıtay kararları kesinleşmiş, Yargıtay'ın 3 üyesi değiştiriliyor ceza dairesinin ve karar yeniden bozularak 301 kişinin öldüğü bir yerde işçi başına 8 gün yattılar. 8 gün Kerem Bey. Yani bunu unutmamak lazım. Şimdi biz bunları unutursak ne Amasra'yı çözebiliriz ne de gelecekteki kazaları önleyebiliriz. Ben olayı teknik yönünü çok anlatarak sizleri boğmak istemiyorum. Ama şu anda Soma davasının avukatları Can Atalay, Selçuk Kozağaçlı içeride tutuklu. Ama madenciyi tekmeleyen, madenciye tekme atan kişi ateşi olarak onu ödüllendirilmiş. Peki. Bunları unutacak mıyız yani? Bunları unutursak biz neyi tartışacağız? Peki. Profesör Doktor Gündüz Ökten, İTÜ Maden Mühendisliği Öğretim Üyesi. Çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Mehmet Torun, Türkiye Mimar Mühendisler Maden Mühendisliği Odası Eski Başkanı. Çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Birlikte tekrar bu acıyı yaşadık ve kıymetli düşüncelerinizi bizimle paylaştınız. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Siz de sağ olun. Biz de çok teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Aileler, hepimiz geride kalanlara da bakmak zorundayız. Madenci ailelerinin sözleri var. Genç madencilerin değerlendirmeleri var. Birazdan Aytunç Erkin, Sözcü Gazetesi yazarı, çok önemli belgeler açıklayacak. Yine Pınar Hacı Bektaşoğlu hukukçu, o da bizimle beraber olacak. Ama bir ailelerin ve genç madencilerin sözlerine kulak verelim. Damoğlu'nda toz kalktı, her taraf karıştı. Yani göz gözü görmüyordu, önümüzü göremiyorduk. Maden işçisi Güray Polat. Manevra yaptım, geri döndüm. Bir patlama oldu. O basınçla beni 20-25 metre sürükledi sadece. Maden işçisi Kemal Berberoğlu. Bu işçiler hayatını kaybedenlerin yanı sıra Amasra'daki maden faciasında şans eseri kurtulan işçilerden sadece ikisi. Kesin gel. Madendeki patlama 41 işçiyi hayattan kopardı. Çok sayıda işçi de yaralandı. Faciadan yaralı olarak kurtulan işçiler yaşadıklarını anlattı. O anları bir daha yaşadı. Onlardan biri Kemal Berberoğlu. Peki, önde iki tane arkadaşım vardı. Hatta birisi burada tedavi gördü. O da şey yaptı, taburcu oldu. Yani üçümüz sağ salim çıktık. O an hiçbir şey hissedemedim. Yani sadece çocuğum aklıma geldi. Gözü görmüyor, toz, her taraf toz. Düşe kalka çıktık. 14 yıllık madenci ölen arkadaşlarının acısını yüreğinde taşıdığını söyledi. Bu acılar bir daha yaşanmasın dedi. Yavuz sen de. Sezgin Çelebi de o anları anlatırken yaşadığı korkuyu bir kez daha yaşadı. Akü değiştirirken bir anda sıcaklık geldi.
patlamayla bizi fırlattı, öyle söyleyeyim size. Ondan sonra da zaten temiz hava yoluna çıktık. Biz de şokla bir şey anlamadık yani. Yuray Polat hafif yaralı olarak kurtuldu madendeki faciadan. Arkadaşlarıyla birlikte kendi yarasını unutup arkadaşlarının yardımına koştu. 18 arkadaşını madenden çıkardı. Onunla beraber zaten ilk olay yerinde olan bizdik. Onları buldum. Biraz yanıkları falan vardı. Onları işte kuyu dibine getirdim. Ondan sonra daha zaten hiç durmadık. 17'si, 18'si, 19 derken artık ben de artık kendimden yorgunluktan geçmeye başladım. Bu acı anlatılmaz, kesinlikle anlatılmaz. Yani yaşanması gerekiyor. Çok kötü bir durum. Türkiye 41 maden şehidinin yasını tutarken bir yandan da yaralılardan gelecek iyi haberleri bekliyor. Acı bir durum. Anlatılacak bir şey yok. Dua istiyoruz, dua ediyoruz. Amasra'da facianın meydana geldiği maden ocağından yaralı çıkarılan 11 madenciden 6'sı yanık tedavisi için Başakşehir Çamsakur Hastanesi'ne sevk edildi. Ben ilk başta da korkuydum. Ocak değil, hani istemiyordum. Ne yaptı? İşsiz kaldı, girdi. Tedavisi süren madencilerden biri de iki çocuk babası 39 yaşındaki Erol Bulduk. Baba Sami Bulduk, oğlunun sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Dün akşam aldığımız bilgiye göre %75-80'e varan yanığı var. Bir de solunum cihazına bağlı. Erol Bulduk, oğlum. Tek duamız iyi olmasın. Yoğun bakımdaki işçinin eşi Nurten Bulduk, kaza haberini televizyondan duyduklarını söyledi. Yaşadığı acının tarifsiz olduğunu anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Gördüm dün. Nefes aldığını gördük çok şükür. Durumu kritik ama iyileşecek inşallah. Yani diyecek bir şey de yok. Bu acı anlatılmaz. Kesinlikle anlatılmaz. Yani yaşanması gerekiyor. Çok kötü bir durum. Rabbim onu bize bağışlasın. Bu sözler henüz 22 yaşında genç bir fidanken maden faciasında şehit düşen Yasin Çelik'e ait. Bartın'ın Amasra ilçesindeki Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na ait maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden Çelik'in sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı. Kömürün siyah boyadığı yüzünün fotoğrafını paylaşan Çelik altına "Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz" notunu düştü. Paylaşım görenleri duygulandırdı. Patlamada hayatını kaybeden genç madencilerden biri de Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Makaracı köyünde yaşayan henüz 23 yaşındaki Rahman Özçelik'ti. Madenci olmak istiyor muydu? Nasıl başvurdu? Kendisi isteğiyle oldu. Çelik, 2019 yılında askeri gitmeye hazırlanırken maden ocağına işçi alımı için kura çekimine başvurdu. Kurada adı çıkınca Amasra'daki Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na ait maden ocağında mesaiye başladı. Para biriktirip bedelli askerliğe gidecekti. Askerliği bu parayı ne yapacaksın dedi. Kendisi gitmek istemedi. Artık bu iş başına geldi. Ama olmadı. Yaşanan patlamada hayatını kaybeden Özçelik'in cenazesi kıyılan namazın ardından toprağa verildi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Kelimeler hakikaten kifayetsiz kalıyor. Aytun Şerkin, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Biliyorum yani ikimiz için de zor bir yayın. Ama gerçeklerle yüzleşmek lazım ki bir daha yaşanmasın. Hep onu konuşuyoruz. Bütün kanallarda da aynı şey tartışılıyor. Niye? Soma'dan niye ders çıkarmadık misal? Yani Soma çok büyük bir olaydı. Şimdi bir şanlı emekçiyi daha yitirdik. Burak Ersin'in haberini de beraber izledik. Gördün yani orada ettiği cümle yani adeta mezarlıklarına gidiyorlar. Evet. Şimdi Soma'yla başladınız. Ben bütün acılı ailelere sabır diliyorum. Yani diyecek başka bir şey yok. Kader, fıtrat üzerinden kelimeleri kurmak istemiyorum. Yani kaçınılmaz bir talih olarak değerlendirmiyorum bu olayı. Değerlendirmek zorunda da değiliz. Hiç kimse de değerlendirmesin. Öyle dediğimiz zaman zaten şöyle oluyor. Soma'da Soma'nın sahibini Yargıtay'da yapılan değişiklikle kurtarabiliyorsunuz. Hatırlayın, 301 madencinin hayatını kaybettiği olaydan sonra dava açılmıştı ve dava sürecinde ne olmuştu? Olası kast üzerinden, yani
öldürme ve her madenci üzerinden verecekse binlerce yıl cezadan bahsediyoruz. Evet. Böyle bir karar çıkacakken mahkeme değişikliği yaşanmıştı. Ve mahkemedeki üyeler değiştikten sonra taksirli adam öldürmeye döndü. 20 yıl ceza verildi ve Soma'nın sahibi Can Gürkan serbest bırakıldı. Fakat Yargıtay müdahale etti 12. Ceza Dairesi. 12. Ceza Dairesi'nin müdahalesiyle tekrar olası kast üzerinden binlerce yıllık ceza üzerinden yeniden yargılanma istendi. Fakat ilginç bir şekilde o kararı veren Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin üyeleri değiştirildi. O üyeler değiştikten sonra tekrar Can Gürkanların cezası en alt sınıra düşürüldü ve Soma'nın patronu kurtuldu. Yani şu an az önce de söyledi Sayın Torun. Dedi ki içeride sadece iki tane maden mühendisi var şu anda Soma ile ilgili. Evet. Mesele insanların yani derdimiz herkes hapse sokulur falan değil. Hayır, bu caydırıcılık. Bir dakika şimdi. Ve önlem alınması. Ben kimsenin hayatını içeri girsin, çıksın, yatsın. Asla kal, böyle bir şey, derdimiz benim, yok. Öyle bir dünyam yok. Öyle bir dünyamız da yoktur. Olmamalıdır ama. Yani geri de gelmiyor 300 bin. Yok gelmiyor ama. Hiçbir madenci de geri gelmeyecek. Ama burada şöyle bir durum var. Hukuk varsa ve bu hukukun üzerinden yürüyeceksek 301 can aileleri varsa onların avukatları içerideyken şu anda hapisteyken o da ayrı bir mesele. Can Atalaylar, Selçuk Kozağaçlar vesaire 301 madencinin ölümüne neden olan o ihmalkarlıkların sahibi bir patrondan bahsediyorsak ve bu patronajın organizatörünün önemli bir isim olduğunu bugün Barış Terkoğlu yazdı Cumhuriyet'te. Bir virgül koyalım. Yeni bir açıklama, Enerji Bakanı açıklama yapıyor. Hemen bir kulak verin, ne diyor, ondan sonra devam edelim. Olayın ilk anındaki değerlendirmeleri de sizlerle aktarmıştım. Olayın nedeniyle ilgili olarak grizu patlaması olduğunu söylemiştim. Yine bugün itibariyle de uzman arkadaşlarla yaptığımız değerlendirmede bu ilk değerlendirmenin hala devam ettiğini gözlemliyoruz. Bu arada tabii arama kurtarma faaliyetleri için birçok ilden, kamu kurumlarımızdan, sivil toplum kuruluşlarından sürece katkı sağlamak üzere ilimize gelen ekipler de oldu. Ben onlara da teşekkür etmek istiyorum. Ancak tabii madencilik ayrı bir iş alanı olduğu için arama kurtarma faaliyetlerinin hemen hemen büyük bir kısmı kontrol altında. TTK'nın ve TKI'nin tahlisiye ekipleri tarafından gerçekleştirilmiştir. İlk günlerde bir yangından bahsetmiştim. Büyük oranda kontrol altına alındı. Hava ile temasını kesmek üzere iki baraj kapısı inşa edildi. Şu anda da yangın sönümlenmek üzere, giderek şiddetini azaltıyor. Süreci de zaten teknik ekiplerimiz devam ediyor. Bu arada tabii madende üretim faaliyetleri tamamen durdurulmuştur. Zaten ilk andan itibaren Cumhuriyet Başsavcılığımızın adli tahkikatı başlatması neticesinde de hukuken aslında müessesemiz bir olay yeri haline de dönmüştür. O açıdan giriş çıkışlar da savcılığın bilgisi ve izni dahilinde yapılmaktadır. Şu anda aşağıda sadece teknik emniyet birimlerimiz çalışmaktadır. Yine devam eden adli ve idari soruşturmalarda olayın tüm yönleriyle aydınlatabilmesi için gerekli her türlü yardım savcılarımıza ve müfettişlerimize istisnasız yapılacaktır. Yine zaman zaman başka olaylarda da olduğu gibi güvenilir, doğru bilgi ve belgeye dayanmayan bir takım değerlendirmeleri görüyoruz. Bilerek ya da bilmeden yapılmış olan bu değerlendirmeler sürece de maalesef olumsuz yansımakta ve zarar vermektedir. Bir kez daha bu tip değerlendirme ve yorumlardan kaçınılması gerektiğini özellikle ifade etmek isterim. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan, kamuoyunun bilgisine sunulması gereken değerlendirmeleri zaman zaman Türkiye Taş Kurumu'nun web sitesinden,
zaman zaman da bakanlığımız tarafından kamuoyu bilgilendirilecektir. Bu kapsamda yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na da burada yaşanan sürece ilişkin tarafından bir bilgilendirme yapılacaktır. Şehit ailelerimizi ziyaret ettik. Dün itibariyle de definlerini tamamlamış olduk. Tüm bakanlarımız, ilgili kurumlarımızın yetkilileriyle birlikte taziye ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Bu arada Sayın Cumhurbaşkanımızın cumartesi günü buraya intikaliyle birlikte özellikle şehit ailelerine yapılacak maddi yardımla ilgili bazı talimatları olmuştu biliyorsunuz. Çeşitli kurumlar tarafından üstlenilen. İlk etapta da valiliğimiz şehit ailelerine yardımlarına başlamıştır. Bugün itibariyle de Türkiye Taş Kurumu yine ilk ödemelerine başlayacaktır. Artık şehit ailelerimiz bize emanettir. Her türlü ihtiyacı devletimiz ve ilgili kurumumuz tarafından da karşılanacaktır. Bu arada tabii yöre halkımıza, milletimize özellikle de teşekkür etmek istiyorum. Bu zor anlarımızda bize dualarıyla destek oldular. Bizi yalnız bırakmadılar, teşekkür ediyoruz. Yine Sayın Cumhurbaşkanımız olayı ilk anından itibaren an be an takip etti. Desteğini esirgemedi. Kendilerine buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Cumhurbaşkanı yardımcımız, meclis başkanımız bizzat geldiler. Yine birçok siyasi parti lideri gelerek, arayarak ya da açıklama yaparak acımızı paylaştı. Teşekkürlerimi sunuyorum. Milletvekillerimiz sahadaydı. Onlara hasreten teşekkür ediyorum. Yine bugün burada birlikte olduğumuz Bartın Milletvekilimiz Yılmaz Bey, Grup Başkan Vekilimiz sürecin başından beri burada bizimle birlikte oldu. Teşekkür ediyorum. Vali Hanım'a özellikle teşekkür ediyorum. Hakikaten bu süreçte ihtiyaç duyduğumuz her türlü desteği bizzat kendisi ve ekibiyle birlikte katkı koydu. Kendisine teşekkür ediyorum. Ve tabii ki son temennimiz Cenab-ı Hak bize bir daha bu ve benzeri acıları yaşatmamasıdır. Bir teşekkürü de siz değerli basın mensuplarına yapmak istiyorum. Konunun kamuoyu tarafından yeterince takip edilmesi için burada gece gündüz çalıştınız, bizlerle birlikte oldunuz. Sizlere de teşekkür ediyorum. Sağ olun arkadaşlar. Devam ediyoruz. Enerji Bakanı'nın açıklamalarını ekrana getirdik. Bir yaralının durumunun iyiye gittiğini söyledi Enerji Bakanı. Bugün hakikaten hepinizden özür diliyorum. Yani boğazıma hep bir şey takılıyor. Yani affedeceğinizi umarım. Çünkü gözümde o fotoğraflar var. Madenin o görüntüsü var. Bir tane insanımız gitti. Ben Aytun Çerkin'in sözünü kesmiştim. Gördüm. Herkes 2019 Sayıştay raporunu konuşuyor. Aytunç'un elinde son rapor var. 2020. Şimdi ben bu rapora girmeden önce şu Sayın Bakan'ın açıklamasını bir tercüme edeyim. Aytunç Erken'e konuşma diyor. Öyle diyor değil mi? Öyle diyor. Yani öyle diyor, bilerek veya bilmeyerek diyor yapılan değerlendirmeler diyor, olmuyor diyor. Bize emanet herkes diyor. Bir Sayıştay raporu. Sayıştay raporu. Onlar açıklamayın diyor. Orada diyor yazılanlar diyor doğru değil herhalde diyor. Ya o zaman gerçek bakanlığını kursunlar. 1984 kitabındaki gibi. Zaten dezenformasyon yasası geçti. Biz de hiçbir şey konuşmayalım. Ama şimdi Allah aşkınıza 2019'u konuşuyoruz ama mesela bakın şu Sayıştay Başkanlığı'nın şu kamera göstersin. Bakın gösteriyor. 2020 lütfen. Gösteriyor. Evet. 2020 raporu. Raporlar devlette duruyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan rapor. Bakın. Buradayız. Son rapor. Son rapor. 2020. Yani medyada, ben de hatırlatayım, medyada 2019 konuşuyor. Bu bir sonraki rapor. Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Amasra Tim 2020 yılı Sayıştay Denetim Raporu.
Müessesede son yıllarda üretimi olumsuz etkileyen, belirgin bir şekilde düşmesine neden olan başlıca etkenler arasında işçi sayısında görülen azalma, bu azalmayı dengeleyecek düzeyde toplu işçi alımına izin verilmemesi, metan gazı, CO gazı yükselmeleri. Bakın, cümle burada tespitli, net. Metan gazı yükselmeleri. Devam edelim. Sayfa 16'da bu. Şimdi 44. 45. sayfaya geçiyoruz. Kömür kazı faaliyetinin yapıldığı ayaklarda yeterli sayıda işçi tertip edilemediği işçi azalmasından dolayı. Devam ediyor. 3 vardiya tertip yapılamadığı için kritik arızalara zamanında müdahale edilemiyor. Bakın Kerem Kurçuval, bu evet. Sayfa 47 Sayıştay'ın Amasra Tim Sayıştay denetim raporu. Bakın 3 vardiya tertip yapılamadığı için kritik arızalara zamanında müdahale edilemediği, bu durumun üretimi ve iş güvenliğini etkilediği görülmektedir. 2004 tarihli norm kadroya göre 476 olması gereken işçi sayısının 276'ya, 107 olması gereken hazırlık işçi sayısının 30'a, 39 olması gereken barutçu sayısının 1'e, 53 olması gereken tarama, söküm ve bakım işçi sayısının 10'a, 134 olması gereken nakliyat işçi sayısının 109'a, 39 olması gereken işçi sayısı, mekanizasyon işçi sayısının 22'ye, elektronik komiser, tamir vesaire. Belirgin bir işçi aşığı var. Bir daha okuyorum, izleyiciler, bizi dinleyicilerimiz görsün. 3 vardiya tertip yapılamıyor. 3 vardiya. Bu arada tekraren söyleyeyim. Aytun Çerkin Sayıştay raporuna açıklıyor. Hiç öyle coşmayın. Devletin meclise sunulmuş Sayıştay raporu. Yorum yapmıyorum. Yorumsuz. Kelime de eklemiyorum buraya. 3 vardiya tespit ya tertip yapılamadığı için kritik arızalara zamanında müdahale edilemediği, bu durumun üretimi ve iş güvenliğini etkilediği görülmektedir. Öneri bölümü var. Emeklilikler nedeniyle azalan, kritik sayılara düşen... Öneriye istersen bir virgül koy. Evet. Öneriye ayrıca gelin. Burayı konuşalım. Pınar Hanım'a hoş geldin. Tabii Pınar Hanım, merhaba. Yani Pınar Hacı Bektaşoğlu, hukukçu. Vicdanına, kalbine çok güvendiğimiz bir isim. Çok teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Sağ olun, hoş bulduk. Acımız büyük. Hani günlerden kömür karası diyoruz. Aytunç, herkes 2019 tartışırken Aytunç getirdi önümüze koyduğu 2020 rapor, işte Sayıştay raporu. Az önceki mühendislere de onu sormuştum. Size de onu sorayım. Mesela Soma'yı yaşadık. İçimiz yandı. Niye Ermeni'yi yaşadık. Niye ders çıkaramıyoruz sizce? Evet. İki ben tane de... maden mühendisi ve kaybettiğimiz madenciyi savunan avukatlar hapiste şu anda. Evet. Yani tabii biraz önce siz dediniz ya, kelimeler boğazımda düğümleniyor. Geceden, cuma gecesinden beri hepimizin boğazında düğüm düğüm, hem onların, o gencecik insanların acısı, hem de o evlatlarını kaybeden annelerin, babaların o gözlerindeki inanılmaz bir acı. Belki şu an acının hani sıcaklığıyla sadece boşluğa bakıyorlardı bir kısmı. Zaman geçtikçe o acı çok daha onların yüreğini yakacak. Ama o zaman da bizler normal hayatımıza dönmüş olacağız. İşin bilen en kötü tarafı yani, o. Evet. Bilir ya, babasız gerçekten zor bir şey. Yani ateş düştüğü anda bir anne babanın ya da bir kardeşin acısı, yaşadığı acının seviyesi herkes gittikten sonra çok daha çok daha derinleşiyor Kerem Bey. O zaman da herkes normal hayatına dönmüş oluyor. Evet. Ve sizi o kadar yakıyor ki, o normale dönen insanların içinde siz acıyı 100.000 kat daha ağır yaşıyorsunuz. O yüzden ben gerçekten o ailelere öncelikle bugünden itibaren sabırlar diliyorum tekrar tekrar. Ömürlerinin sonuna kadar büyük bir acıyla yaşayacaklar. Közlenecek, körlenecek, kömürleşecek mi bilmiyorum ama muhakkak onları yakmaya devam edecek. Allah onlara sabır versin. 41 insanımıza, maden çalışanımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Onlarla acıyı paylaşan bir Türkiye vardı. Evet. Ülkemizin, milletimizin de başı sağ olsun.
Bu yönüyle bakıldığı zaman ben gerçekten elbette kadere iman etmiş insanlarız ama böylesi kazalarda da bir hukukçu olarak o kadar da dönüp sadece kadere bağlayamam ben. Bir hukuk eğitimi almış 4 yıl boyunca o hocalarımın en azından onlar da Hakk'ın rahmetine kavuştu. Onların öğrencisi olarak. Yani burada gerçekten kaza mıdır, kader midir, kast mıdır, ihmal midir? Soma'dan sonra, Ermenek'ten sonra hele hele bu Sayıştay raporunu şu an teyide muhtaç olduğunu düşünüyordum ama geldim Aytunç Bey bana gösterdi raporun şeyiyle, orijinal haliyle gösterdi. Ben de okudum. Burada artık birilerinin muhakkak şu dakika itibariyle hesap vermiş olması gerekir. Yani o hesap çoktan bir gözaltının olmasını beklerim. Ya ben mesela kimsenin içeri girmesi derdinde değilim. Hayır, ben şunun derdindeyim. Bir trafik kazası olduğu anda rapor gelinceye kadar %100 kim kusurlu, vuran mı, ölen mi, kesin rapor çıkıncaya kadar bir gözaltı süreci oluyor. Şu ana kadar ben savcılarımızın en azından bir hukukçu olarak kurum müdürü, kurumdan bu bölümlerden sorumlu şefler vesaire bunlarla ilgili yani bizimle bir ifadeye çağrıldılar mı mesela en azından? İfadeleri alındı mı? Yani tabii ki biz ölülerin şehitlerimizi ortada bırakmadık. Devletimiz bu konuda Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün söyledi çünkü Cumhurbaşkanı dedi, devlet varsa karşılıksız kalmayacak dedi. Tabii ki. Ben de onun peşinde olan bir hukukçu olarak şu an kamu görevlisiyiz bizler aynı zamanda. Evet. Hukuk eğitimi alan herkes ofisini açıp özel dava takiple sorumlu değil. Aynı zamanda biz avukatların kamu hukukundan doğan bir kamusal görev alanımız vardır. Bunun da gereği olarak ben şu an konuşuyorum. Devletimiz kriz yönetim konusunda en ufak bir zafiyet göstermedi. Cumhurbaşkanımız Diyarbakır programını kesti. Bütün bakanlar oradaydı. Yaralıların en hızlı bir şekilde hastanelere sevki sağlandı. Ve maden şehitlerine ulaşıldı. Bu konuda beis yok. Ama ben o ana gelinceye kadar Soma'dan ders çıkartmayan, Sayıştay raporuna rağmen burada gereğini 300 yapmayan. Metrenin altına düşülmesi nedeniyle çıkan işte karbonmonoksit metan gazlarıyla ilgili şu an ben bir hukukçu olarak sadece aktüel bilgilerle size ifade ediyorum ama biraz önce uzmanlarımız bunu söylediler. 300'ün altına inildiğinde kapasitenin yetmediği, niçin kaçış odalarının olmadığı, kaçış odalarının olmadığı yerde 2500 metre aşağıya iniyorsanız bununla ilgili zaten rapora konu olan sorunlarla ilgili çözüm üretip üretmediğinizi örneğin merak ediyorum. Yani şurada 100 kişinin çalışması gereken yerde 39 kişi var deniliyor. 39 kişinin çalışması gereken yerde bir kişi var diyor. O da galiba barutçu. Yani ki dinamit meselesi konuşuluyor. Bir kişi. O mesela hemen bize bunu açıklayabilirler mi? Gerçekten bir kişi miydi? Yani barutçu 10 muydu? Neydi? Yani biz bilelim. Yani biz vatandaş olarak ille bir tabii ki bütün tedbirler alındıktan sonra hukuk, bakın hukuk ne der biliyor musunuz? Sorumluluğun, cezai sorumluluğu nasıl ayırır? Bir der ki kast vardır. İki, kast yoksa taksir vardır. Evet. Kast yoksa, taksir varsa, taksirde de şunu söyler. Bir kaza, bir olayın olabileceğine dair öngörülebilinir olduğu noktada öngörmen gerekiyor iken o öngörüye uygun şekilde hareket etmemişsen burada senin kasti davrandığını söylemem ama taksirle hareket ettiğini düşünürüm. Taksirle hareketin de bir
kusur, daha doğrusu bir cezai sorumluluğu, müeydesi vardır diyor. Yani siz 180 kilometre hızla giderken eğer hafif de alkol almışsanız, sizin alkol almış şekliyle 180 kilometre gittiğiniz durumda artık benim bir önüme çıkan araca karşı reflekslerim güçlüdür diyemezsiniz. Tabii. Çünkü burada artık size deniliyor ki alkollü araç kullanamazsın. 180 kilometre hız aşırı hızdır. Evet. Bu ikisini gidersen kaza olur ve kazada da sen muhakkak ceza alırsın. Evet. Senin o adamı öldürme önüne çıkan niyetin adamı yok, niyetin olmayabilir. Şimdi burada da aynı şekilde eğer rapora konu edilen kısımlarla ilgili artık burada hiç aklımıza gelmezdi diyemezsiniz. Çünkü önünüzde rapor var. Rapor olmasa bile sizin mesleğinizin gereği olarak tam bu işte. Rapor bunu bilmeniz lazım. Olmasa bile bilmeniz gerekiyor. Çünkü bu konuyla ilgili artık maden arama teknikleri her gün teknolojiyle gelişiyor ve geliştiriliyor. Sizin buna uyumlu bir maden ocağı düzeni sağlamamış olmanız da raporu bir tarafa bırakıyorum. Size bir taksirle en azından bir kusur atfı getiriyor. Evet, bunun mesela, da müeydesi var. Var. Gündüz Ökten, Profesör Doktor İTÜ Maden Mühendisleri Öğretim Üyesi. Az önce dedi ki Pınar Hanım, biz sizi beklerken dedi ki dinamit var dedi bizim mesleğimizde. Bazı zonları aşmak için dinamit kullanılabilir. Grizzly 1700'lü yıllardan beri bilinen var. Bir gerçek. Ama yönergeler var. Kurallar var. Kurallara uyulsa hiç bir şey yaşanmazdı. Yeter ki kurallara uyulsun. Yani burada her şey bağıra bağıra geliyor. Kerem Bey, niye sadece İran'da, Çin'de ve Türkiye'de? Yani Avrupa'nın... Birincisiyiz Avrupa'da. Yani niye yok? Yani gerçekten bunu ben hani vatandaş olarak soruyorum. Niye yok? Niye biz sadece Çin'de, İran'da halen olan haliyle, yani bu vahşi maden ocakları tekniği ya da kömür çıkartma tekniği, vahşi dediğimiz yöntem halen bir teknolojinin gelişim, yani şurada cep telefonundaki gelişme herhalde 3 ayda 30 yıl level'larla atlıyoruz. Yani değil mi? Tabii. Gelen maili bilmem ne yapıp düzenleyip Word'e, Word dosyası haline getirip bilmem ne yapabiliyoruz. Yani bir maden ocağının çıkarılması. Yani bakın biz her gün muhteşem bir şekliyle Avrasya'yı kullanıyoruz değil mi? Evet. Yani Avrasya'ya itiraz edenler onun büyük bir tehlike yaratacağını söylemişti. İşte Marmararay, Avrasya, bu tüneller, denizaltı taşımacılık. Yani bakın oralarda kusursuz gidiyor değil mi? Niye burada? Niye buralarda? Niye? Yani burada gerçekten daha az maliyetle daha çok üretim gibi bir zafiyete düşeceğine inanmıyorum ben devletimizin, bakanlığımızın. Yani orada ben Sayın Bakan'ın biraz önce Enerji Bakanımız ilk açıklamayı yaparken yani gözlerindeki o gözyaşı gördüm. Yani evet. O duyguyu gördüm. Böyle bir ihmali asla ve katta kabul edecek insanlar değiller. Ama evet. Burada bu kurumun başı kimse, müdürü kimse, onun yeterliliği nedir? Onun ihmali nedir? Oradan bir başlayalım. Yani kimseyi hedefe koymak istemiyorum. Tabii. Ama derdimiz bu, o değil. Ama bakın bu dün akşam Ezra Deposu aile şirketi olan biri olarak ablam söyledi. Ya dedi, iki haftada bir bizi denetlemeye geliyorlar iş güvenliği uzmanları. Yani biz diyoruz ki kendilerine Ezra Deposu'nda olabilecek en kötü kaza kutunun çalışanın ayağına düşmesi. Ama iki haftada bir geliyorsunuz. Yani iki haftada bir. Bir Ezra Deposu üretim yok. Yani faaliyet yok, üretim yok, bir şey yok. Sadece ilaç gelir, oradan sevk olur. Bu kadar. Yani soğuk depoda bekler, oradan gider. Ama iki haftada bir geliyorlar. Gelsinler, başımızın üstünde yerleri var, daha çok gelsinler. Ama buraya,
Ya buraya niye siz iki haftada bir gitmiyorsunuz? Yani bana onu açıklayın. Peki. İki haftada bir olmadık yerleri denetliyorsunuz. A, bu göstermelik mi yani? Bunu birilerine olsun çok diye mi? Çok çarpıcı bir örnek. Yeniden Aytunç'a soralım. Rapor önünde öneriler demiştin. Ama ben şeyi yenilemeni istiyorum. Bir kez daha işitilsin diye. Az önce verdiğin sayılar. Kaçtan kaça nasıl düşürülmüş? Hani özel sektöre ait bir yer olsa deriz ki ya işte bu para kazanma hırsı. Evet. Değil mi? Tabii tabii. Diyebiliriz tabii canım. Ama şimdi devletin olduğu için bu emeklilikler nedeniyle işçi sayısında görülen azalma, bu azalmayı dengeleyecek düzeyde toplu işçi alımına izin verilmemesi, üretime yardımcı sanatlardaki işçi açığının zorunlu olarak pano ayak üretimi işçilerinden giderilmesi, metan gazı, CO gazı yükselmesi, oksidasyon. Şimdi bunların hepsi burada yazıyor. Zaten rakamları da biraz önce aktardım sizlere. Şimdi buradaki bu metan gazı yükselmesi, oksidasyon. Evet. Şu an kazayla bu tabii konu zaten uzmanları şimdi o metan gazını ben de gelirken okudum. Örtüştürdüler mi? Onu çok merak ediyorum. Şimdi işte zaten biraz mesele önceki, o. Uzmanımızı dinleme fırsatı evet evet oluyor. O metan gazının yükselmesi dediğiniz anda zaten patlamalara neden olabilecek bir gaz olarak. Ha, yani şunu merak ediyorum. Hı-hı. Sayıştay raporunda bahsedilen eksiklikler veya olası durum şu anki kazayla en azından bir noktada şey oluyor mu? Evet, örtüşüyor mu diye soruyorsunuz değil mi? Yani şimdi uzmanlar bakın, bu konuda evet, şimdi bakın mesela, o zaman şöyle diyelim ediyorum. Pınar Hanım. Giruzu maden ocaklarının galerilerinde bulunabilen patlayıcı hale gelebilen zehirli bir gaz. Patlamanın gerçekleşmesi için asgari %12 oranında oksijen gerekmekte. Havada %5-6 oranında bulunan metan gazı ancak bir sıcaklık etkisi yanarken metan oranının 5-6 olması %5-6 durumunda patlayıcı özelliği kazanıyor. Yani buradaki cümle şu, metan gazı yükselmeleri. Oran 5-6 oldu mu olma, patlama oluyor. 5-6 oranında bulunan 5-6'da bir sıkıntı yok. Sıkıntı yok. 5'ten sonra 16'ya kadar yükseldiği anda burada yani yükselme olursa patlama oluyor diyor. Burada da diyor ki metan gazı yükselmeleri diyor zaten. Bunları tespit ediyoruz. Metan gazı yükseliyor diyor zaten. Yani şimdi bu tespitler. Yani mesele... Peki kaza sırasında metan gazı yükselmiş. Zaten giruzu o şekilde olur. Tamam. Yani hiçbir sıkıntı yok. Yani giruzunun olma nedeni zaten metan gazı. Zaten iki tartışma var. Yani dinamitin doğru kullanılması mı, sensörlerin çalışıp çalışmaması mı? Orada bir işçinin, Rahman galiba, onun kız kardeşi bir şey söyledi. Dedi ki 15 gün önce kardeşim demiş ki... Gaz var. Yani bizi yoğun patlatacaklar. O, evet. Tayyip Bey'e de ablası söylüyor. Geç dünkü şeylerde evet, gittiğinde evet. Tayyip Bey'e de söylüyor. Yani ya, Cumhurbaşkanı'na o, evet, tabii onu söylüyor. Yani biz iki hafta önce söylemişti kardeşim diye isyan ediyor. Ve o bir maden mühendisi. Evet. Değil mi? O evladımız maden mühendisi. Evet. Yani burada artık şu, sizin dediğinize ben işte o yüzden diyorum önemli olan artık bu olaylar geliyor. Soma'da, Kozlu'da. Şimdi TTK müdürünün geçmişte 8 kişinin ölümünden dolayı ceza aldığı bir Kozlu olayı var. Kozlu'da evet, bu şimdi söylediniz. Evet. Şimdi o Kozlu olayı da karşımızda. Orada yargılanmış mı? Tabii tabii. Kazım Eroğlu ve İsmail Güner isimlere geçiyor. Bu açıklamayı CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş yaptı. 2013 yılında TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu'nun İddia diyelim biz hala o zaman buna. İddia diyoruz. Kozlu müessesesinde 8 işçinin ölümü nedeniyle aldığı hapis cezası paraya çevrildi. 24 aya bölünen taksitler bitmeden de genel müdürlüğe terfi ettirildi iddiası var. Bunlar tabii tartışılacak. Yani Fatih Altaylı da bugün köşesinde var. Aynı şekilde bunu çok detaylı bir şekilde yazmış bu olayı. Biz şimdi bu acıları yaşarken raporlar neden önemli bizim için? Çünkü uzmanları yapıyor bu işi. Oraya giden, Sayıştay'dan denetlemeyi yapan kişiler dışarıdan gelen bir... Masaüstü işi masaüstü, değil. Yani bir maç yorumcusu falan değil. Değil. Hani gidiyorlar oraya, bildikleri, uzmanlaştıkları alanda gidiyorlar ve orada raporları veriyor. Zaten Sayıştay, yani 2019 raporuyla ilgilenen bir TTK'nın internet sitesinde de zaten Sayıştay enerji uzmanında denetlemeye geldi diye bir fotoğraf yayınlanmıştı. Hatırlıyor musunuz? Evet. O fotoğrafı da yalanlamaya çalıştılar ya denetleme yok. Ama senin sitende öyle duruyor zaten.
Hani denetlemeye gelindi vesaire. Ne oluyor? Oradaki incelemeler vesaire. Gerçekten ya bir şeyin denetleme sıklığı ne? Ben şimdi iki kere denetlenmiş deniliyor. Yani iki kere denetlenmişse son dönemde bu olmamalı o zaman. Yani eğer gerçekten bir denetleme yapıldıysa, ama bizdeki denetlemeler biraz hani askerlik yapanlar da biliyor. Yani öyle tatlı şeyler gelirdi. Komutanlar gelecek diye orada hemen böyle bir hazırlıklar yapılır vesaire. Görüntü verilir ve gidilir. Biraz da öyledir genelde. Bunların... Ama yani gerçekten bir hastanenin, bakın hastaneler, özel hastaneler denetleniyor. Yani kapının yüksekliği şu kadar diye, yani faaliyete geçici olarak durdurma kararı. Yani kapı yüksek değil. Niye? Çünkü oradan sedye geçer geçmez. Yani evet. Buna biz faaliyeti durdurabiliyoruz bir hastanenin faaliyetine geçici olarak. Yani bunu tamamlaması için süre veriyoruz. Ben yani burayı anlamıyorum. Yani evet. Gerçekten. Ya şimdi yani şöyle yani, düşünün. 476 pano ayak üretim işçi sayısı 276'ya düşmüş. Bir barutçu var. 59 olması gerekirken bir barutçudan bahsediyoruz. Ama işte tamamlanmıştır belki. Yani, şimdi işte artık şimdi hani, şöyle bu sorular varsa bu sorular çıksın ortaya ve yanıtlansın. Hani Sayıştay'ın bu raporundaki. Yani şunu hani, bence de siz, aynen sizin dediğinize geliyorum. Ortada 2020 raporunu açıklıyor Aytun Çelik. Peki bu rapordan sonra ne yapıldı? Ne yapıldı? Ilgili, evet. Ve öneri olarak da bakın öneri de var. Emeklilikler nedeniyle giderek azalan, kritik sayılara düşen, iş güvenliğini tehdit edecek boyutlara gelen, üretimde ciddi anlamda aksamalara yol açan, kazı, hazırlık, elektromekanik, ana üretim ve üretime yardımcı işçi sayılarında yaşanan sıkıntıların giderilmesini teminen, evet, kurumun norm, kadro değerlendirmeleri çalışmaları tamamlanıncaya kadar bu sanatlara belirlenecek optimum sayı ve nitelikte işçi temin edilmesi hususunda genel müdürlük nezdinde girişimde bulunması önerilir. Şimdi biz bunu öneriyoruz diyor Sayıştay. Bu raporu vermişler. Meclise de sunulmuş ve buradan artık yürümek gerekiyor. Şimdi burada bir de şöyle var tabii. İş güvenliği düzenlemesi yeni bir biliyorsunuz. Bunlar artık özel şirketlere veriliyor. Ve iş güvenliği uzmanları, denetim yapan bu kurumlar, bu müesseseler diyelim, bir yerde devlet adına bir denetim yaparken aynı zamanda hem bağımsız hem de o şirket bünyesinde o şirkete tabi olarak çalışıyorlar. Şimdi burada iş güvenliği uzmanlarının her şeyden önce sorumluluğunu tabii bir irdelemek lazım. Tabii. Yani üretime devam imzası atan. Tabii. Yani burada herkes yani şu an bir taraftan resmi olarak bu TTK'nın çalışanları, diğer tarafta özel sektör gibi çalışan iş güvenliği ve denetim uzmanları. Bütün bunlar bir araya gelip o geçen hafta itibariyle bir sorunumuz yok mu dediler. Bunun cevabı verilsin. İşte evet, bu sorular, bakın biz zaten bu soruları sormakla görevliyiz. Sayın Bakan bize dedi ki bilerek ve bilmeyerek yapmayın dedi. Bir şey yapmıyorum. Sayıştay raporundaki durumu özetliyoruz, yazıyoruz, anlatıyoruz. Soruları hukukçu olarak soruyor. Yani ben merak şahsen ediyorum. Yorumdan ziyade evet, sormayı tercih ediyorum. Sormak. Evet. Yani siz mesela şu an bu raporu okuyun. Okuyorum. Yani, yorumlayacak bir durumumuz zaten yok. Zaten okuduğunuz zaman... Meclis herhangi bir dezenformasyon değil bu. Biz bir raporu burada Aytunç Bey'le evet, okuyor durumdayız. Evet. Okuduktan evet, sonra da soru soruyor durumdayız. Yani evet, hani kimse bu anlamda çekinmesin, korkmasın. Sayın Bakan da zaten bunu söylemiyor. Yorum ayrı bir şey ama sormak şu an zaten hepimizin yorum hakkı. Yapmak gerçekten kimseyi... Yani, konuşmakta zorlanıyor insan. Evet. Çünkü hani... Bizlerin sorumluluğu şu an insani sorumluluk evet, ve vicdani. Ya o zaman ben şu soruyu bizler, sorayım mı bir daha? Hani rahmani varlıklar olarak kalkıp da burada 41 insanın öldüğü yerde aman şuraya dokunmayalım diyecek tiniyette insanlar da değiliz. O yüzden soru sorarken de hem vicdanımızı biraz rahatlatmaya çalışıyoruz. Çünkü gerçekten gönül ister ki sadece ne yapılırsa yapılsın, hani siz ne tedbir alırsanız alın, eğer o noktadan sonra yapacak bir şey yoksa, ya bugün şuradan çıkıp başımıza bir kazanın belanın gelmeyeceğine dair garanti veremeyeceğimiz gibi
Orada ne varsa o tabii ki o Allah'tandır, kaderdendir. O tamam. Ama burada bu soruların cevabını görelim, sonra oturup konuşalım. Peki. Aytuş, bir bağlantım var. Tamam. Çok bekletiyorum. Profesör Doktor Zeynep Ökten'i, Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi. Zeynep Hanım, hoş geldiniz. Merhaba, herkese iyi haftalar diliyorum. Çok üzüntülüyüz tabii. Yani hani şu bu kadar büyük bir facia varken bu facianın içinde ekonomi yorumlamak biraz ağır gelecek ama ben de esasında şöyle bir katkıda bulunmak istiyorum. Buyurunuz. Kapitalizmin kanlı süreci, yani hiçbir değişim yok. Orta çağdan beri emek sömürüsüne dayanan bir sistem var. Hala geçerli olan. Ve bu hep emek sömürüsüyle olur. Kar maksimizasyonu sağlamak için biraz evvel de sevgili katılımcılar belirtti. Sayıştay raporlarında da var. Daha az insanı daha uzun süre çalıştırarak ve minimum yatırım yaparak kar maksimizasyonu, çıkar sağlamak. Başka bir şey değil. Bu kapitalizmin çok ciddi vaziyette insan emeğini sömürmesi ve kanlı elleri her tarafta. Bunu sadece işte insan ölümlerinden bahsetmeyin. Diğer tarafta sizinle hep konuştuğumuz ücretlerin tam olarak verilmemesi, düşük ücretle insan çalıştırma. Bu da bir şekilde insan emeğinin sömürmesidir. Dolayısıyla bu sistemde kapitalizmin bu kadar etkili olduğu, kar motivasyonunun tek motivasyon olduğu, sosyal devlet anlayışından vazgeçildiği, patron sisteminin daim olduğu sistemlerde biz bu acıları çok yaşayacağız. Hele böyle gelişmekte olan bir ülke vasfından bir türlü yukarı doğru çıkamadıkça, insan haklarının, esas hak ve özgürlüklerin esas nokta olmadığı durumlarda, ülkelerde biz bunları ne yazık ki çok yaşayacağız. Bu acıları çok çekeceğiz diyerek söze başlamak istiyorum. Buyurun. Zeynep Hanım, gerçekten hepimiz de, Aytunç Erkin de, Pınar Hanım da, ki Pınar Hanım çok vicdanlı değerlendirmeler yapıyor. Aytunç Sayıştay raporunu söylüyor. Siz de tam böyle damarıma vurdunuz yani emek sömürüsü, evet, meselesi. Orta çağdan beri. Kapitalizm. Öteden beri. Emek sömürüsü. Ama yine de işte ahalinin durumunu da sormak zorundayım. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini %67 olarak duyurdu. Doların da yıl sonunda 19.82 olacağını tahmin etti. Ne dersiniz bu rakamlara? Evet Kerem Bey, şimdi Merkez Bankası bir takım tahminler de yapıyor. Bu tahminleri de sürekli revize ediyor. Ama bu sefer tahminleri eğer çok büyük bir dışarıdan, yani dışarıdan demeyeyim de kurda farklı bir gelişme olmazsa, yani mesela şöyle bir şey, Amerika bize derse ki ya siz çok Rusya ile işbirliği içindesiniz, size yaptırım kararı uygulamaya başlıyoruz gibi bir şey olmazsa, ya da birdenbire dışarıdan gelen paralar, Ruslar artık bize yatırım yapmak istemezse filan, bunları bir taraf, eğer bu durumlar olmazsa kurda çok büyük bir hareketlilik olmaz ve Merkez Bankası'nın bu sefer yaptığı tahminler doğru olabilir. Yani sene sonu kur beklentimizi biz de 20 civarında olarak tutuyorduk. Eğer bu şekilde devam ederse, ekonomide bir farklılaşma olmazsa, 19 civarında, 20 civarında bir kur beklentisi olabilir. Bu birincisi. İkincisi de enflasyonda baz etkisine dayalı olarak enflasyonda bir düşüş yaşanacak. Nedir bu? Yani geçen seneki Kasım enflasyonu, Aralık enflasyonu ve sonra da Ocak enflasyonu. Şimdi tam rakamları hatırlamıyorum ama büyük bir ihtimalle Kasım'da 6 civarındaydı, Aralık'ta 11, Ocak'ta da 13 civarında aylık enflasyonlar yaşamıştık. Oysa bizim ortalama enflasyonumuz aylık olarak baktığımızda %4 civarında olabilir. Dolayısıyla bu büyük enflasyon rakamları sistemden çıktığında yıllık enflasyonu %65-70 bandına doğru
gerileyeceğini biliyoruz. Bu sadece matematiksel bir durum. Yani ama siz geçenlerde de çok iyi açıklamıştınız. Yani evet. 67 olması fiyatların düşmesi anlamına gelmiyor. Artış hızının gerilemesi, değil mi? Kesinlikle. Bu tamamıyla matematiksel bir şey. Yani siz son bir seneki kilo ortalamanız ortaya, ya son bir senede ben 10 kilo aldım derseniz ve bu 10 kilonun 5'ini de geçen sene Aralık'ta aldıysanız, gelecek sene konuştuğunuzda o Aralık'taki 5 kilo gitmiş oluyor. Ben son bir senede 5 kilo aldım diyorsunuz. Dolayısıyla sistem bu. Matematiksel olarak. İstatistik bunun için var. Dolayısıyla evet, bu enflasyonda bir düşüş demek değildir. Bizim refahımız artacak demek değildir. Enflasyon sürekli olarak yükseliyor ve biz sürekli refah kaybı yaşıyoruz. Enflasyon fiyatlardaki artış oranı hızıdır. Bu artış oranı da hız kesecek. Sadece bu kadar. Dolayısıyla şimdi eminim bundan sonra gelecek soruda şey olabilir. Hani yıl sonunda yapılacak olan asgari ücrete zamlar bizi rahatlatacak mı? Bizim refah kaybımızı telafi edecek bir şey değildir. Bir iki aylıktır. Geri kalanında bu refah kaybı telafi edilemez. Hani biraz evvel konuya başlangıçta kapitalizm, bugün birazdan bir online konferansta kapitalizm ve yoksulluk anlatacağım. Onun için bilgiler sürekli bir şekilde aklımda dönüyor. Hani buna baktığım zaman da şunu görüyorum. Ta Amerika'nın keşfi döneminde başlayan ve Amerika'nın talan edildiği, Amerika yerlilerini, Peru halkını, Meksikalı ya. İnsanları, yerlilerin öldürüldü. Bir yüzyıl içinde %90'ı 95'i öldürülmüş Kerem Bey. Ve oradaki bütün madenler Avrupa'ya getirilmiş. Ve Avrupa'da işte kapitalizm ve zenginleşme, burjuvazinin ortaya çıkışı bu dönemlerde. Ve o dönemlerde... Bir de bize medeniyet dersi veriyorlar. Evet, yani bir de dönüp böyle bir şey yapıyorlar. Ve o dönemde fiyatlar artarken tarih tekerrürden ibaret, hiçbir değişim yok. 16. yüzyılda madenlerin bollaşmasıyla fiyatlar artarken, bakın şu anda da biz ortamda Covid sonrası paranın bollaşmasıyla ve başka bir takım etkenler de var tabii, Ukrayna-Rusya savaşı falan. Fiyatlar artarken ücretler %50 oranında azaltılmış ve refah kaybı yaşanmış. 16. yüzyıldan bu döneme geldiğimizde hiçbir fark yok. Gene refah kaybı yaşayacağız. Çünkü sistemde faiz oranlarının aşağı doğru indirilmesi, PPK karar verecek. Faiz oranları inecek. Yıl sonuna kadar Sayın Cumhurbaşkanı söyledi. Tek haneye ineceğiz, 9'a ineceğiz. Ha bu hafta Perşembe günü yapılan toplantıda 12'den 9'a indirmişler. Ne fark edecek? Ha da her ay 1 puan aşağı indirmişler. Zaten sistem koptu. Yani Merkez Bankası'nın enflasyon üzerindeki etkisi zaten koptu. Ha birdenbire 9'a indirirler, ha birer indirirler. Fark etmiyor. Ama önemli olan biz sürekli bir şekilde bir refah kaybı yaşıyoruz. Ve çok keskin ve yaygın bir yoksulluk yaşıyoruz. Çok acı olan bu. Peki. Zeynep Hocam, siz de söz ettiniz. Ben de hani izleyicilerimize de duyurayım. Önemli bir konferansta konuşmacısınız. Sizi daha fazla da tutmak istemem. Şeyi de soracaktım. İsterseniz bir cümle söylerseniz. Dış ticaret verilerinde gerileme 1997 rakamlarına geri dönüldü. Ben bunu anlamadım. Çünkü büyüme oranlarımız dünyanın takdirini kazandıracak şekilde ortada. İhracatımız artıyor. Ama istatistiğin bir başka tarafı mı bu? Deniyor ki 1997 rakamlarına geri dönüldü. Sebebi de döviz kuru. Evet, biz işte burada şundan bahsediyoruz. İhracatın ithalatı karşılama oranları, rekabet gücümüz, bunların hepsine baktığımız zaman esasında çok da başarılı olmadığımız ve bir şekilde TL'yi ucuzlatarak daha fazla ihracat yapacağız ve cari fazla vereceğimiz düşüncesi ve yani öyle yola çıkılmıştı biliyorsunuz geçen sene Aralık ayında ekonomi politikasında yol ayrımına giderken bunun doğru olmadığını
Biz daha önce de defalarca söyledik. Hatta bu konuda işte ortak bir kitap yazdığımızda benim de katıldığım bölümün konusu buydu zaten. Yani bu rekabetçi döviz kuruyla biz cari fazla yaratamayacağız iddiamızı ortaya koymuştuk ve sonuçta gelen nokta bu. Biz şu anda tekrar aynı duruma geri döndük ve cari açığımız o kadar yükseldi ki Kerem Bey, yani hani cari fazla vereceğiz diye düşünürken bir baktık ki yıl sonu cari açığımız işte 50 milyar dolarlara kadar gidecek. 45-50 milyar dolar arasında bir şey olacak. Bu çok ciddi bir rakam. Yani biz istediğimiz noktayı yakalayamıyoruz. İhracat artsa bile ithalat o kadar yüksek oranla artıyor ki. Dolayısıyla biz istediğimiz politikayı yakalayabilme imkanımız yok. Buraya giden yol çok farklı şeylerden geçiyor. Yani TL'ye değer kaybettirelim de biz burada bir ihracat performansı yakalayalım. Bu doğru bir yol değil. Burada artık dünyanın dinamikleri değişti. Bu çok eski zamanlarda kaldı. Artık bizim farklı bir üretim modeliyle, yapısal dönüşümle birlikte ihracat performansımızı yükseltmemiz lazım. Yalnız daha iyi günler bizi beklemiyor, daha kötüsü bekliyor. Çünkü dünyanın kesinlikle konsensusta olduğu şey şu. Gelecek yani 2023'te şu anda sinyalleri böyle bangır bangır geliyor. Şimdi detaylara girmeyeyim. Belki daha sonraki programlarda bunları konuşuruz vakit az olduğu için. Bu sinyaller bize şunu söylüyor ki özellikle Avrupa Birliği çok ciddi bir resesyona girecek. Avrupa Birliği en büyük ticaret partnerimiz. Demek ki biz ihracatta performansımızı daha da aşağı doğru çekeceğiz. Acı haberler. Ama bu bir konsensus. 2023 bir resesyon yılı olacak. Özellikle Avrupa Birliği açısından. Peki. Profesör Doktor Zeynep Ökten, Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Konferansını da merak ediyorum. Ben yayında olacağım ama bir şekilde takip ederim. Söyleyecekleriniz çok önemli. Sağ olun. Sağ olun. Vallahi ekonominin de durumu çok şey değil, parlak değil ama bir kararlılık var. Cumhurbaşkanı diyor ki faiz inmeye devam edecek. Sonuçlar alınacak. Merkez Bankası tahminine de Zeynep Hoca da katılıyor. %67'ye inebilir diyor. Ama ben hani Zeynep Hoca'nın konferansı olduğu için sözünü kestim, farkındayım. Madenlerle ilgili ekleyeceğim bir şey varsa oradan devam et. Yoksa biz kendi gündemimize geçelim. Hayır. Çünkü, yok yani ben sorularımıza... Kimseyi eleştiremezsek Kılıçdaroğlu'nu eleştiririz. Amerika'ya niye gitti? Şimdi İyi Parti de gidiyor bir heyet. Bu Amerika'da öyle ne var mi yani? Tabii tabii. Bari onlar açık. 8 saat kaybolmasınlar. Bir tek Aytuş gitmiyor. Uçak korkusu var. Gerçekten mi? Yani herkese de ihbar edeyim. Uçaktan korkuyor. Geçen bir kaçıyor. Kitap günleri oluyor vesaire. Kerem Kurçuval da işte ya şuraya gidelim, buraya gidelim çağırıyorlar falan. Ben dedim uçakla mı, neyle gidiyorsunuz dedim. İşte uçakla dedi, yok dedim. Sinop'a gitmişlerdi mesela. Ben gitmedim yani. Uçağı bilemiyor. Çok zorlanıyorum. Mesela İzmir'de bizim 9 Ekim'de bir imza günü var. Konuştum şeylerle, belediyeyle falan aradılar orada imza günü yapacağız bazı gazeteci arkadaşlarla. Bir gün önceden işte biz arabayla gideceğiz. Falan yani öyle. Ben de buradan Türk hekimlerine bir çağrıda bulunuyorum. Ben mesela Aytuş Bey'in bu sorununu çözüm. Gerçekten yani uçak korkusu anlaşılabilir bir korku. Ben de yüksekten korkarım ama. Yüksek korkusu hiçbir uçak havada kalmaz. Mutlaka yani, iner. Mutlaka iner. Aynen. Yani ben 15. kattan hayatta aşağıya bakamam ama uçak giderim. Çok da severim. Çok ama büyük şey imkan. Yani otobüs. Onlardan daha güvenli. İyi Parti'de gidiyorsa şimdi... İyi Parti'de gidiyorsun. İyi Parti gidiyor. Aytunç Bey bari siz gitseydiniz de şu 8 saat kaybolmalar falan filan siz o konuda bizi ya şey şimdi yapardın. Orada ama şey Kemal Bey açıklamalarını yaptı. Yani röportajlarını da verdi. Yani ben size bir şey söyleyeyim mi? Hayır şöyle bir durum var. Benim aklımın almadığı şu. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu Amerika'ya gidecek. Türk Devleti'nin ve yabancı istihbarat servislerinin birimleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun programını izlemeyecek. Hı hı. Akla uygun mu değil? Yok değil. İzleyecekler. Değil. Kesin. Kemal Bey de o 8 saatin içinde tuvalete giderken araya kaçacak. Oradan biriyle merhaba diyecek. Böyle yapalım diyecek. Ben iktidara böyle gelmek istiyorum diyecek. Yani bu kadar şey değildir. Değildir. O değil. 8 saatte şöyle bir durum var 8 saatte de. Sabah zaten
9 ile akşam 6 arasındaki zaman dilimi veriliyor. Arada bir hamburgerci var. Herhalde bir tuvalete gidilmiştir. O kadar yani. Zaten bir de New York'a gidiyor. Görüntü çekiliyor. Yani bunları tartışırız. New York, değil mi? Gidiş evet, geliş. Evet, evet. Evet. Hayır, yani bir de biliyorum, yani şeyi tartışabiliriz. Yani, New York'taki o kadar zaten de. New York'taki o sesi keşke mikrofon mu taksalardı. Hani acemici olmama. Bunları tartışırsınız vesaire. Şunu da söylerim ben. Ben Amerika'ya keşke gitmeseydi. Bu dönem. Niye? Ben bunu savunuyorum. Gitmemesini. Niye? Yani çünkü bu tartışmalara gerek yoktu. Bugüne kadar kaç kez gitti Kemal Bey? Bir kere daha önce gitti. Değil mi? Ondan sonra o ne zaman? Şimdi 2015. Yani bayağı olmuş. Bence de orası manidar. Yani manidar derken hiçbir şey yüklem anlam vermek istemiyorum. Hayır ben de. Hayır, yani ben böyle şu, seçimlere bu kadar az bir zaman kala. Manidar kelimesinin kullanılmaması için, buna malzeme verilmemesi için ben erken bulanlardanım bunları. Fakat ben... Ya ne olacak? Gittim ne olacak? Ben söylemek zorundayım. Söyle canım, rica ederim. Temahtarı Sayın Cumhurbaşkanımız yasaklıyken... Ben kaç kere yazdım ya. Evet, bunu. Yasaklıyken ki bütün Avrupa seyahatlerine ben eşlik ettim. Tamam. O zaman Ankara'da gazetecilik yapıyordum. Avrupa seyahatlerinin tamamını izledim. Yasaklıyken birinci derece protokol uygulandı. Bütün Avrupa'yı gezdi. Ve durumunu anlattı. Hayallerini anlattı Türkiye'ye dair. Amerika'da Beyaz Saray'da ağırlandı. O zaman her şey şeydi yani ki Kılıçdaroğlu dedi ki hiçbir siyasi temasım olmayacak. Şimdi bakın oraya gidiyorsanız. Şimdi eleştiriliyor. Kerem Kırçoval oraya gidiyorsanız görüşürsünüz. Siyasetçilerle de görüşülür. Görüşmesi anormal. Hayır görüşülür. Bence orada gittikten sonra görüşülür. Bakın burada bir sorun yok. Ben sadece zamanlamasını. 2013'te gitti Kılıçdaroğlu. Sen 2015'te de 2013. 2013'te pardon 2013'te. O da bayağı olmuş sıkıntılı. Işte yani, bakın mesela şöyle bir şey var. Kemal Bey röportajında gazetecilere dönüşte. Ben esas bunu öne çıkarmak istiyorum. FETÖ unsurlarının olmamasına çok dikkat ettik. Mesela bu çok önemli bir cümle. Ben bunu çok önemsiyorum. Onların da nereden peydahlandığı belli değil ki. Hayır doğru anlamda Kemal Bey'in duruşunun burada doğru olduğunu düşünüyorum. Hani ilk defa bu kadar net bir şekilde FETÖ unsurlarının, bak FETÖ unsurları diyerek koyuyor bunu. Röportaj veriyor belki 5 gazeteciye. Şimdi bunların hepsinden demek ki artık bir... Hani o örgütün bir kriminal örgüt olduğu kabul edilmiş vesaire. Yani bu malzeme verecek bir durum yok ortada. Hani yok orada Fethullahçılar karşılar, yok onunla fotoğraf verir. Zaten buna dikkat ediliyor. Yani bence icazet almak öyle kolay değil artık. Böyle bu o dönem geçti. 2002'de alırsınız icazeti. O zaman Amerika çok büyüktü. Niye değişti? Amerika o icazeti verecek kuvvette değil artık. Bakın öyle bir durum yok. Yani bizde abartılan... Hani 2000'lerdeki Amerika Birleşik Devletleri ile 2022'deki Amerika arasında büyük fark var. O hegemonyanın çok değiştiğini görüyoruz biz. Yani Tayyip Erdoğan'ların... Amerika her zaman Amerika'da. Yok. Sen o senin batı tanzimat kafan senin. Ona bir şey demem. Benim tanzimat kafamla ilgisi. Yani senin derken zaman, demeyelim. Yani bunu Amerika Amerika'dır. Ya yok öyle bir şey. Amerika artık istediği gibi müdahale edebilme gücüne sahip değil. Bunları görüyoruz. O kadar değil. 2000'lerde Erdoğan'ı... Evet çok net desteklendi. Zaten 90'lı yıllardan itibaren Rand Corporation'ın raporlarında başbakan olacağı, dışişleri bakanının gülü olacağı bile yazıldı. Yani düşünün sen takip ettin dedim biraz önce. Fuller'le, Graham Fuller, Henry Barkey'ler, Morton Abramovich'ler havada uçuşmuyor muydu? Yani şu anki sokaktaki arkadaşlarımız hepsiyle buluşuyoruz, görüşüyoruz, kahvaltılar ediliyor. Ve iktidar oluşumunda 10 Aralık 2002 yasaklıyken Kasım evet. seçimlerinden sonra öyle değil mi? Bush'la görüşme. Bush'un oradaki esprisi herhalde dönüşünüzde değişir bazı şeyler demesi. Yasayla ilgili. Deniz Baykal da oradan müdahale etmeseydi mesela değişmeyebilirdi bazı şey. Ama değişmeli siyasi yasak olmamalı böyle siyasette. Asla. O evet. siyasi yasak zaten başlıyor. Komedi. O şiirden bir de vesaire falan. Neyse yani sonuçta kişi kendisi gibi bilir. Yani biraz öyle bir durum var. Tamam mı? Mesele o. Yani yıllarca gittiler, geldiler. Coşma o kadar. Ay coşmuyorum canım. Gerçeği söylüyorum. Yani dezenformasyon mu yapıyorum şu anda? Böyle yok, bir yapmışsın. O yasayı muhalif bir şey mi yapıyorum? Halkı alenen... Aman abi. Seni trollere yedirmem. Halkımı seviyorum. halkımız... Hayır bir dakika. Şimdi şöyle bir şey yok. Pınar Hanım da şahit vesaire. Hayat için AKP'nin kuruluşu vesaire. AKP öncesinde Turgut Özal'lar... Çillerler, şu herkes Amerika ile görüşmeyen veya Batı ile bu ilişkileri grifit bir şekilde kurmayan yoktu. Burada bir sıkıntı yok. Biliyoruz zaten bunları. Ama
Kemal Kılıçdaroğlu'nun gittiği dönem bu dönem artık o dönem değil. Hani buradan gelecek ve değişecek. Allah aşkına zaten Türkiye'de öyle bir durum var ki ekonomi üzerinden politika yürüt zaten iktidara gelme olasılığın çok yüksek. Peki. Pınar Hanım'a soralım. Pınar Hanım siz niye eleştiriyorsunuz? Zamanlamayı mı eleştiriyorsunuz? Seyahati mi eleştiriyorsunuz? Yani ben sıklıkla yapılmayan bir şeyin böyle hani sizin rutininiz olmayan bir şeyin birdenbire bu hiç fark etmez. Günlük hayatta herhangi bir konuda da diyelim. Yani yıllardır aramadığınız arkadaşınızı okuldan, liseden arkadaşınızı birdenbire arıyorsanız sorar yani rüyanda mı gördün? Yıllar geçti, 30 yıl oldu falan. Bunlar yadırganır ister istemez. 2013-2023'e girerken 10 yıl olmuş. Yani tabii ki bunun bir muhakkak kendileri söylemeli. Yani kendileri eğer söylemiyorsa o zaman biz yorumlamaya başlıyoruz. Neden oldu, niye oldu diye. Yani şimdi Aytunç Bey'in söylediği kısım özellikle AK Parti kurulmadan önce Tayyip Erdoğan'ın ziyaretleriyle ilgili kısma hak veriyorum. O şöyle ben değerlendiriyorum. Yani AK Parti Refah Partisi gibi radikal İslam görünümü algısı olan bir partiden yenilikçi bir kanat kopuyor ve bu kanat yine İslam Müslüman kimliğini koruyarak Batı'ya demokrat, özgürlükçü bir anlayışla Türkiye'yi yönetmeye talip olduklarını söylüyorlar. Muhafazakar devrimciler. Hayır. Muhafazakar. Yok yok. Çok güzel bir ifade. Bunların söyleyemeyebilir ama ben söyleyeyim ya. Ilımlı İslam. Ilımlı İslam. Ben buna Allah rahmet eylesin Erol Olçok hatta böyle muhafazakar, demokrat başka bir ifadesi de olabilir. Çok güzel bir muhafazakar demokrat. Muhafazakar demokrat. Ama o bir şimdi kelime Süleyman daha... Şimdi Süleyman Soylu benim dediğimi söyledi. Muhafazakar devrimci. Böyle alıntılayarak bir kelime koymak istediğini söylemişti. Hatta bir seçim döneminde, bir propaganda döneminde o ifadesini hatırlayamadım. Yani muhafazakar demokrat olmanın aynı zamanda Türkiye'yi batıya yönlendirme noktasında, rotasını yine batı olacağı konusunda... Bir icazet demeyelim ama bir algıyı kırmak adına yapılan seyahatler de çok da doğruydu. Çünkü siz küresel bir ekonominin içinde ve artık uluslararası bütün ilişkilerin günlük aktüel meseleler dışında bir yerleşik düzeni olması gereken bir dönemde Türkiye'nin, AK Parti'nin Türkiye'ye yönelik hedefleri noktasında Batı'yla birlikte bir entegrasyona girmesi çok normaldi ve bunu da sıklıkla yapması da çok ve aynı yani o mesajına uygun şekilde de AK Parti hem kuruluş sürecinde hem de daha sonraki politikalarında hükümet ederken de buna uygun davrandı. Yani Avrupa Birliği müzakere süreçlerini, fasıllar açıldı vesaire tamamen bütün yasalar Avrupa Birliği normları ve bunlara uyumlu şekilde dizayn edildi, güncellendi vesaire. Bütün uyum yasaları çıkartıldı diye. Hatta Avrupa Birliği kendi kurallarıyla yüzleştirildi. O kadar hızlı adımlar atıldı ki uyum yasaları. Hadi siz, onu diyordunuz bu. Bu aynen. Ama şimdi oraya ben Avrupa oraya aynen, kadar Avrupa. Gelelim. Avrupa halen aynen. Şimdi mesela dün Almanya Cumhurbaşkanı gelişip 36 üyesi olması lazım Avrupa Birliği'nin demiş. Türkiye'yi yine saymıyorlar. Yani zaten şöyle Avrupa Birliği meselesi kesinlikle hani bu Amerika'da bir zenci meselesi yok değil mi? Siyah ırklarla ilgili hiçbir sorun yok ama bana göre halen büyük bir sorun değil mi? Çünkü onlar kanunlarla ne kadar özgürlüklerle, demokrasiyle ne kadar şey yaparlarsa yapsınlar. Ve geçmişin hesaplaşmasını da yapsınlar. Yani kölelik düzeninin nasıl bir şey olduğuna dair eleştirilerini de yapıyorlar. Otobüsten indirilen zenci kadınla ilgili hepsi oturup ağlar. Ama bence halen bir kabullenişle ilgili bir mesele vardır. Avrupa Birliği'nde Türkiye'ye yaklaşımı bu. Aynen. Biz Müslüman kaldığımız sürece veya yani Orta Doğu olarak bizi gördükleri için... Bu sorun çözülür bir sorun değil. O yüzden ben inanmıyorum onların samimiyetine.
kendileri için bizi daha demokrat hale getiriyorlar. Yani bizim demokrasimiz de onlar için kullanışlı bir aparat olduğu için onu isterler. Yoksa kara kaşımıza, kara gözümüze kimsenin baktığı yok. Avrupa Ekonomik Topluluğuyken Ecevit'in söylediği söz ne kadar doğru? Onlar ortak, biz pazar. Ha, güzel söylemiş. Allah rahmet eylesin. Ya Bülent Ecevit gerçekten. Burada yani bu söz ettiği de yetmişler. Değil mi? Burada yıllar, 35 yıllık arkadaşım Didem Ekşiler, ona sevgilerimi gönderiyorum. Halen çok sıkı bir Ecevit hayranı. Ben her zaman onunla tartışmışımdır bu konuda. Yani siyasi olarak farklı yaklaşımlarımız var. Ama ortak faydamız gerçekten Bülent Ecevit'in gerçek bir devlet adamı olduğu. Siyasi farklar ayrı bir şey ama Allah rahmet eylesin. Çok, evet. İyi Parti şimdi, gidiyor. Ona geleceğim. Ben şeye gelmek istiyorum. Kılıçdaroğlu'nun şimdi gelelim bu ziyaretinin bence bir, mesajı bir var. Bir araya gideyim mi? Tamam. Bir araya gideyim. Ondan sonra çünkü İyi Parti'ye de gelecek Aytuş. Siz de sözünüzü tamamlayalım. Çok kısa bir ara. Yönetmenim uyarıyor, kızmasın o. Altı. Aradayız. Altuğ da rahatladı. Reklama da gittik geldik. Şimdi devam ediyoruz. Sürem de çok hızlı akıyor. Kılıçdaroğlu'nu konuşuyorduk Pınar Hanım. Sözünüzü kestim ama bir şeyi hatırlatayım ben de. Lütfen. CHP Genel Başkanı seçildikten sonra 2013 yılında gidiyor. 3 sene sonra. 2010-2013 sene sonra. Tam 37 yıl aradan sonra ilk defa bir CHP Genel Başkanı Amerika'ya gidiyor. 37 yıl. En son 37 önce bir genel başkan Amerika'ya gitti. Evet. CHP genel başkanı sıfatıyla. Bu da önemli bir anekdot. Ne çok demek istiyorsun yani burada şimdi? Biraz daha açabilir misin? Aytuç Erkin Amerikancı değildir. Ben değilim canım. De yani. Ya Amerikancılık değil devam. Ya mesele o değil. Ben hayır. Burada Amerikancı olanlara da bir şey demiyorum. Ulaştığına inanıyorum. Neden diyeceksiniz? Yani çok mu gerekliydi? Gitti, hiçbir resmi temas olmadı. Evet. Bilim bir senatörle bile görüşmedi. Kongre üyesi kimse yok. Bir basın açıklaması yaptı. Orada da dedi ki Ukrayna'yı destekleriz dedi. Yani bence şu an dünya farklı kutuplar üzerinden yeniden inşa edilirken Türkiye aynı zamanda herhangi bir kutubun parçası olmaksızın kendi doğal hinterlandında bir yere oturmaya çalışırken işte Şangay beşlisi Rusya'yla birlikte hareket eden bir yapının içinde de yer alma değil tam olarak ama orayla da ilişki, Avrupa Birliği ile de ilişki, gerektiğinde Amerika'yla da oluruz. Ama NATO'nun kızdığımızda da evet parçasıyız zaten. Evet. Yani NATO'yla NATO'dan çıkmak gibi bir niyetimiz şu an yok ama gerekirse NATO'dan da çıkabiliriz. Nedir ki bu NATO diyebildiğimiz noktada bence Kemal Bey tamamen ben bütünüyle Amerika senin politikanla beraber yani senin Ukrayna meselesinde ne kadar yanlış var, ne kadar senin etkin var, Rusya mı haklı, haksız hiç onlara bakmaksızın ben kesin olarak şu an iktidara gelirsem seninle birlikte yürüyeceğim. Yani mesela bunu Türkiye'de iken de söyleyebilirdi. Yani yanına bir 3 kişiyi 5 kişiyi alıp Biz hep eleştirmiyor muyuz şu an, demiyor muyuz muhalefetin bir türlü dış politikayla ilgili ne dediğini anlamıyoruz. İşte ekonomiyle ilgili hadi neyse çok içinde olmalarını da beklemiyoruz ama ekonomiyle ilgili vesaire ama en çok dış politikada. Hep merak diyorduk ediyorum. Ya yani mesela nedir Akdeniz'deki meseleyle ilgili Libya örneğin Yunanistan nedir? Mavi işte vatan. Ukrayna, Mavi Vatan. Savaş çıktı, biz bir türlü ana muhalefetin ne demek istediğini anlamadık. Hep dediler. Orada çok net konuştular. Biz Ukrayna'dan yanayız dediler. İşte ben Rusya, onu söylüyorum. De yani aktif tarafsızlıktan yani ziyade Kemal Ukrayna. Kemal Bey gitmeden de bunu söyleyebilirdi burada. Yani bunu bir basın açıklaması yapıp bugün dış politikayla ilgili basın mensupları sizi davet ediyoruz. Gelin biz teker teker Yunanistan'la şu, Mavi Vatan'la ilgili bu, haksızlık Avrupa'yla etmeyelim. İlgili bu. TV100 ekranlarında Kemal Kılıçdaroğlu şeyi söyledi. Mavi Vatan'ın sonuna kadar savunucusuyuz. Ha, tamam ben onu söyledi ama bakın yani bunu Amerika'ya gitmeden de yapabilirdi burada. Evet, evet. Ukrayna'yla ilgili taraf belirleme meselesini gitmeden de ama
Bu resmen, hani ben burada bakın şunu da eleştirmiyorum. Yani Amerikancı olmak. Öyle bir şey yok. Avrupa Birliği'ne giriyor olmak, onu istiyor olmak. Ben bunu mesele olarak görmem. Öyle kalkıp da böyle tam Aytunç Bey'i nitelendirmeyeyim ama böyle emperyalizmi bütünüyle bir mesele olarak görüp onu tamamen kendimizi bir yere kapatalım, Orta Doğu'ya kapatalım, oraya aitmiş gibi yaşayalım, onu da demiyorum ben. Gerektiğinde Amerika'nın da bazı politikalarıyla birlikte belli noktalarda buluşabiliriz. Rusya'yla da buluşuyoruz, yapıyoruz. Rusya'da, evet. Aynen. Zaten onlar da bizi böyle görüyorlar. Biz de onları öyle görelim. Yani illa Amerikancı olmak anlamına gelmiyor. Ama Kemal Bey burada güçlü bir şekilde Amerika'yla birlikte Amerika'nın politikalarının ve kararlarının Avrupa'da, Orta Doğu'da neyse buna tabi olacağını anlatmak adına oraya gitti. Ve amacına ulaştı. Evet, yani ben başkan adayı olarak şu an en güçlü ittifakın en güçlü cumhurbaşkanı adayı olarak bu konuda ittifaktan da öte bir tavır alacağım. Cumhurbaşkanı olursam ben Amerika'yla birlikte eş zamanlı bir işbirliği içine gireceğim. Rusya'nın Rusya ile ilgili şu an Türkiye'nin takındığı tavırı da doğru bulmuyorum. Hükümetin, iktidarın bu konudaki yaklaşımlarını doğru bulmuyorum. Şangay Beşlisi ile ilgili süreç tamamen hükümetin politikası. Bizden sonra böyle bir şey olmayacak gibi mesajları biraz zahmet ederek gitti, verdi, döndü diyorum. Peki. Aytunç Erkin, dinlediniz Pınar Hanım'ı? Dinledim. Amerikancı oldunuz. Pınar Hanım bile nasıl hassasiyet gösteriyor size? Ne diyor? Yani Amerikancılıkla ilgili de diyor Aytunç Bey. Ben anti-Amerikan değilim, anti-emperyalistim. Yani anti-Amerikancılık. Yani Amerika'nın her... Hayır, o anlamda değil. Emperyalizm. Hayır. Şimdi, İngiltere. Hayır, İngiltere. Yani bu emperyalizm anlamında baktığınız ben zaman... Ben onu komaya sokacak soruyu soruyorum. Çin'de var mı bunun için? Çin emperyalist bir devlet değil. Buyurun. Hegemonya ve yayılmacılık başka Tayvan'da bir şey. Neyse, ne yapıyor? Neyse Çin, şimdi yok. Pardon. Tayvan tek Çin şeyinde dünya kabul etmiştir. Onu Amerika provokasyon yapıyor Çin. Da. Hayır, ha, şimdi yani. Oralara değil. Burada burada ben biraz önce söylediğim yani, şu. Bu Amerika'yla Brexit olmasa bilemeyecektik Tibet'te neler yaptığını. Amerika Tibet'te 7 yıl. Tibet'te 7 yıl. Evet, CIA ajanlarının, rüya ajanlarının filmleriyle. Filmleriyle. Ben de dedim. Ya ben size bir şey söyleyeyim. Angelina Jolie'ler vesaire kim için çalışıyor? Tarih belgeleriyle çıkacak 10-15 sene içinde. Onların hepsi arşivler açılacak ve çıkacak. Göreceğiz. Tamam, tamam. Neyse, kıymıyoruz. Onların hepsini tamam. Biraz ben söylemeyelim de. Angelina neyse. Jolie için söyleyin ama Brad Pitt için kabul etmiyoruz. Peki. Harikasınız. Siz öyle diyorsanız öyledir. Bir şey demiyorum. Şimdi neyse, mesele şu. Hayır, ben anti-Amerikan derken hani Amerikan halkına düşmanlık, hani sadece Amerika'nın işte her şeyi kötü. O anlamda değil. Yani ben dünyaya getirilen kan ve gözyaşına bakarım. Irak'a bakarım, Suriye'ye bakarım, Libya'ya bakarım. Vietnam'a bakarım, hani dönerim Kızılderililere bakarım, tamam. Hani siyahlara bakarım. Bir Yenip bütün halde. Güzel anlattı. Yerlileri nasıl yok ettiklerini evet. Güzel anlattı. Hani kapitalizmin geldiği boyuta bakarım, vahşiliğe, Şili'ye bakarım, Latin Amerika'daki darbelere evet. Bakalım, 12 Eylül'e bakarım, 12 Mart'a bakarım, 28 Şubat'ın kısmen işindedirler, ona bakarım, 15 Temmuz'a bakarım. Ne yapacağım ben Amerika'yla ya? Bu hep kan gözyaşı ya. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Birinci olayım bu. İkinci olay, tümden Şangay Beşlisi'ne teslim olmak diye bir şey yoktur. Ekonomik çıkarlar. Senin Çin büyüyen bir ekonomik anlamda büyüyen bir dev. Büyüdü. Amerika zaten NATO konseptinde Çin'e saldırıyor. Birinci sayıda. 2030 konseptinde. Burayla ilişki kurmak. Buradan vazgeçemezsin ki. Hayat buraya gidiyor. Ben yani benim istediğim kadar başımızı kuma sokalım. Hayır, öyle bir şey yok. Yani Kemal Bey ben Şangay'da olmam demedi bugüne kadar. Bilmiyorum ama. Çin'e de gideceğini söyledi. Çin, İngiltere bundan Almanya. Sonraki. Almanya bir de Çin olduğu evet. Konuşuluyor. Onu bilmiyoruz ama Çin de ağırlıklı bir ülke. Şimdi buralardan vazgeçemezsin ki. Görüşmek zorundasın. Buradan da duyuralım. Uçak korkusunu atlatabilirse Çin'e gider. Yani ilk bakarız. Atlatma için kötü bir yer. Neyse. 16 saat mi bilmiyorum. Ya şimdi hayır burada bizim, gidiş 11, bizim derdimiz 8. Şu. Yani ben Amerika Birleşik Devletleri'ne gidip oradaki politikalarınızla uyumluyum.
ve ben sizinle iyi çalışırım mesajı veriyorsan, ben verdi demiyorum, veriyorsa, kim veriyorsa, şimdi Tayyip Erdoğan verdi bunu. Yani daha önceki süreçte verdi. Çünkü Refah Partisi süreci gerçekten o gelenekçi, yenilikçi kanat tarihe yatırılmalı. Yani oradaki bakış açısı. Mesela Refah Partisi'nin Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı kimdi? Abdullah Gül. Erbakan'ı Batı ile tanıştırmak isteyen kimdi? Hep Abdullah Gül. Ama Erbakan aslında buralarda hep direndi. Yani uzak durmaya çalışıyor. Çünkü o kuvvetin ne olduğunu biliyor. Ve o kuvvetin neler yapmak istediğini de biliyor. O kuvvetin Türkiye'de Fethullah'ın önünü açıp kendisini öcü gibi gösterileceğini de farkındaydı. Ve gösterildi de. Ve buna Türkiye'deki askeri vesaire tırnak içindeki o kadrolar, NATO'cular vesaire dediğimiz kadrolarla da beraber yaparak yaptılar bunu. Gördük zaten bunları. İyi Parti'ye gelirsen. İyi Parti. Şimdi İyi Parti çok net. Ahmet Kamil soyadını... Erozan. Yana başkan yardımcısı, milletvekili. 100 bin 100 oyla seçilmiş Bursa'da. Yani 100 binin 100 oyla. Büyükelçi. Ertelenen ziyaret diyor Ahmet Bey. Ama orada diyor ki biz diyor olası iktidarımızda Amerika ile Türkiye ilişkilerinin nasıl olacağını da kendimize anlatacağız diyor. Bu ne demek? Yani bu işte yani bu cümle önemli biliyor musun? Ben iktidara geleceğim, evet. Ve ben kendimi size şimdiden anlatıyorum. Niye? Niye Ahmet? Buradan anlat zaten, tamam, dediği doğru. Buradan anlatacaksan bir şey. Zaten anlatıyorsun. Hani anlatıyorsun. Burada anlatmadığın bir şey de yok. Yani oraya gidip oradaki hangi kurumlar... Şimdi bakın... Siyasetin mi acaba? Siyaset etmek mi? Siyasetin gölgesi... Siyasete bu gölgeler düşmesin. Bak benim dediğim derdim bu. Ya gidip Rusya'da da bir think tank kuruluşuyla görüşmesin o zaman bu şekilde. Açık olsun veya Çin'de de hani bir gizli kapaklı olmadan net... Ama biz bu düşünce kuruluşlarının ne yaptığını biliyoruz bu ülkede. Neler yazdıklarını da biliyoruz. Ve o raporlar üzerinden bir dizayn çalışması yaptıklarını da biliyoruz. Yani şimdi bu ülkede açılım raporunu Atlantik Konsil hazırladı aslında. David Phillips. Henry Berkey Kürt açılımı üzerine neler yazdı? Graham Fuller ılımlı İslam üzerine ne çalışmalar yaptı? Ve bunların Türkiye sanki... bir şehirleriymiş gibi davranıyorlardı. Davrandılar bugüne kadar. Şimdi buradan gelip hala Amerika oradan bir takım görüşmelerle medet ummak doğru mu? Bu zaten insanların da umurunda değil şu anda biliyor musunuz? Sokaktaki insanın CHP Amerika'ya gitti, İyi Parti Amerika'ya gitti. Ben orada Amerika ile görüşeyim, geleceğim diyecek. İşte Amerika'da bunları yaptı. Sokaktaki insanı çok etkileyecek bir şey değil bu. Bu daha sinir uçlarını... Daha diplomasi o kurumları etkileyecek olaylar. Bence doğru mu? Zaman gösterecek. Oradaki temasları göreceğiz zaten. Hangi düşünce kuruluşları olacak. Ama ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun orada en azından gezi sürecinde. O 8 saatlik süreç çok net ya. Ya bunu kimse yani oradan işte ya Allah aşkınıza Şerif Ali tek alanla görüştü. Dezenformasyon yasası çıktı mı? Hadi bakalım. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Amerika'ya gidiyorum deyip gitmeseydi, CHP Genel Merkezi'nde otursaydı, FETÖ'yle de görüştüğü yazılacaktı, evet. Senatörlerle görüştüğü... Ya zaten gözünü seveyim, hatırlamıyor musun? Gittiği gün karşılayanlardan biri... yazıyorlar. Hayır, karşılayanlardan birinin işte şu isim dediler, Fethullahçı şu isim dediler. Bir baktık ki o değil, karşılayan da o değil. Yani buralarda ama yine de ben Amerika gezisinin iyi bir gezi olduğunu düşünmüyorum. Yani... Görüntü itibariyle de oradaki bilim insanları vesaire bu olmuyor. Yani bilim insanlarını orada gidip yani, görmek vesaire. Çinci vesaire. Olduğu için olabilir ya mi? Ne alakası var Çincilik'te, sen de hemen buradan çıkarıyorsun. Hayır yani Amerika yıkılsın. Bu bir gerçek. Bak yıkılsın. Milyonlarca insanın kanı var ellerinde. Bu bir gerçek. Bak bunu unutmayın. İmza atıyorum. Irak'taki Müslümanlar daha yakın zamandır kadınlar, çocuklar vesaire. Ya bütün darbelerde, 12 Eylül darbelerinde, 12 Eylül'ün mülkücülerin, İslamcıların, solcuların, sosyalistlerin herkes aldılar. Bunların hepsini unutulacak bir durum değil. Ha, bugün Diyarbakır Müzesi diye bizim liberaller devamlı hep oraya ağlarlar ya. Ulan senin Diyarbakır Müzesi'ni yapan o adamlar işte. Bu Amerikalılar. Onlarla beraber yaptılar bu Diyarbakır darbeyi. Diyarbakır cezaevini... Cezaevi, müze, evet. Diyarbakır Müzesi yapacağız. Başka bir talimatı var, müze ya oluyor. Onu demiyorum. Diyarbakır cezaevisi tapınması vardır ya. Evet. Senin esas algılamadığın olay o. O Diyarbakır cezaevini oluşturan kuvvetle berabersin hep sen yıllardır. Anlatabiliyor muyum? Our boys. Bu kadar basit. Peki. NATO'cu generaller.
Evet. Bir de başörtüsü meselemiz var. Meselemiz yok da bence. Yok. Hani bunun meselesi hala konuşuyor olmasından o kadar rahatsız oluyorum ki. Ama konuşuluyor. Niye? Anayasa değişikliği. Kim konuşturuyor? Niye konuşuluyor? Hadi bravo, kendi ağzında söyledin. Neden konuşuluyor? Başörtüsü niye kimlikler üzerinden hala konuşuyoruz? Tamam. Hala öyle bir sorun yok bu ülkede. Soru soruyorsan cevabını da dinle o zaman. Diyor ki Kılıçdaroğlu, artık bu siyasetin dilinden çıksın, yasal bir güvenceye kavuşsun. Cumhurbaşkanı diyor ki yasa yetmez, anayasal bir güvenceye kavuşsun. Bunun için konuşuluyor. Siyaset bunu didiklemekten vazgeçsin. Onunla ilgili haberimiz var. Habere bakalım. Anayasa değişikliği bekleniyor. Cumhurbaşkanının ailenin korunmasında eklenmesini istediğini biliyoruz. Haberimize bir bakalım. Çok merak ediyorum Pınar Hanım'ın ve Aytunç Erkin'in görüşlerini. Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Ya yasal düzenlemeye ihtiyaç yok. Tartışmalar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışıyla başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise misillemeyle yanıt verdi. Başörtüsüne anayasal güvence çağrısı yaptı. Eğer samimiysen gel anayasa değişikliğini yapalım ve bunu tamamen masadan kaldıralım. Adalet Bakanlığı anayasa değişikliği teklifinde sona geldi. Bakan Bekir Bozdağ çalışmayı Erdoğan'a sunacak. AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısında da o düzenleme ele alınacak. Onayın ardından önümüzdeki hafta teklif AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasıyla meclise iletilecek. Bu temel hak özgürlüğünü anayasal güvence altına alma teklifimizi getireceğiz. Mecliste grubu bulunan partilere de gönderilecek olan çalışmada özellikle iki maddede dikkat çekiyor. Anayasanın kanun önünde eşitlik başlıklı 10. maddesiyle din ve vicdan hürriyetini düzenleyen 24. maddesinde değişiklik yapılması planlanıyor. Teklifte başörtünün yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği aile düzenlemesinin yer alması bekleniyor. Bu kapsamda evlilik, kadın ve erkeğin irade beyanıyla beraber kurdukları toplumsal yapıdır ifadesinin anayasada yer alması gündemde. Tarımsal kitlerin finansmanı ve ihracat destekleri için 48,5 milyar lira kaynak ayırıyoruz. OECD 2022 yılı tarım politikası izleme ve değerlendirme raporuna göre ülkemizin tarıma ayırdığı toplam kaynağın gayri safi yurt içi hasılasına oranı 2021 yılı için %1,15 olarak belirtilmektedir. OECD ülkeleri ortalaması ise %0,61 düzeyindedir. Son iki yıl içinde önemli ölçüde artırdığımız reel sektör desteklerine 2023 yılında da devam ederek yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odağımızla özel sektörle omuz omuza büyüme stratejimizi sürdürüyoruz. Reel kesim destekleri için bütçemizden 145,4 milyar lira olarak ayırdığımız ödenek bunun bir göstergesidir. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu işveren prim ödemeleri için 68,1 milyar lira. Tarımsal krediler sübvansiyon desteği olarak 21,6 milyar lira. Halk Bankası esnaf kredileri sübvansiyon desteği için 11 milyar lira. İhracat destekleri kapsamında 10,3 milyar lira. Exim Bank sermaye artırımı için 6,8 milyar lira. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız aracılığıyla kullandırılmak üzere teşvik ödemeleri kapsamında 6 milyar lira kaynak ayırdık. Savunma Sanayi Destekleme Fonu için ayrılan kaynak da dahil edildiğinde savunma ve güvenlik sektörü için 2023 yılında 468,7 milyar lira ödenek öngörülmüştür. Büyükşehir ve diğer belediyelerimizle il özel idarelerimize ayırdığımız toplam kaynağı %49,1 artırarak 401,1 milyar lira seviyesine yükseltiyoruz. 2002 yılında bu kaynağın bütçe içerisindeki payı %4 iken bu oran 2023 yılında %9 olmuştur. Önemli miktarda ödenek tahsis edilen başlıca bütçe programları ve artış oranları ise
şu şekildedir. Enerji arz güvenliği, verimliliği ve enerji piyasası programı kapsamında ayırdığımız kaynağı bir önceki yıla göre %154,9 artırarak 406 milyar 535 milyon liraya çıkardık. İstihdam programı ödeneğini %63,7 artırarak 100 milyar 403 milyon lira seviyesine yükselttik. Kadının güçlenmesi programına ayırdığımız kaynağı bir önceki yıla göre %53,2 artırarak 2 milyarın üzerine çıkardık. Çocukların korunması ve gelişimlerinin sağlanması programına ayırdığımız kaynağı %45,4 oranında artırarak 10 milyar 985 milyon lira seviyesine getirdik. Tüketicinin korunması, ürün ve hizmetlerin güvenliği programı ödeneğini ise %40 oranında artırarak 7 milyar 454 milyon liraya yükselttik. Hukuk ve adalet programı ödeneğini %65,1 artırarak 79 milyar 436 milyon lira seviyesine çıkardık. Çevrenin korunmasına ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesini sağlamasına özellikle önem veriyoruz. Bu amaçla toprak ve su kaynaklarının kullanımı ve yönetimi programı ödeneklerini bir önceki yıla göre %47 oranında artırarak 47 milyar 870 milyon liraya, sürdürülebilir çevre ve iklim değişikliği programı ödeneklerini bir önceki yıla göre %112 oranında artırarak 6 milyar 244 milyon liraya. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın 2023 bütçesine ilişkin değerlendirmelerinden bir bölümü ekrana getirdik. Tam da başörtüsü konuşuyoruz. Evet, başörtüsü konusu. Çok merak ediyorum düşüncenizi. Yani ben Kemal Bey'in son zamanlardaki hamleleri içinde bu başörtüsüyle ilgili atağını kendisi açısından ve masa açısından doğru hamle olarak görüyorum siyaseten. Neden? Yani siyaseten çok doğru bir hamle. Hukuken gerekli mi? Gereksiz. Başörtüsüyle ilgili bir yasaya ihtiyaç var mı? Kesinlikle yasaya ihtiyaç yok. Anayasa, eğer yasaya ihtiyaç yoksa, evet, Cumhurbaşkanımızın dediği şekliyle yasaya ihtiyaç yok ama gelin bunu anayasaya koyalım kısmı doğru mudur? Doğrudur. Çünkü Türkiye'de başörtü yasağı ve belli kimliklere yönelik yasakların hiçbirinin kaynağında bir yasa yoktu. Tabii. Bir yönetmelikler falan filan, yok yönetmeliği. O daha doğrusu yorumlar, anayasa mahkemesinin yorumu. Ya ve zihniyet. Zihniyet meselesi ve gerçekten Türkiye'yi milletin onayıyla seçilenlerin değil, belli vesayet makamları dediğimiz kurumların anayasalara derc edilen, böyle devletin milletin üzerinde böyle demokrasinin kılıcıyla duran kurumların kendilerince uydurduğu yorumlara dayalı böyle milletin canını okudular yani. Kimlik, evet, üzerinden, etnisite üzerinden çektik. Yani bu sadece başörtüler değil. Kürtler de çekti, Kürtçe yasağı. Bir cümlesi var mesela, benim en hoşuma diyor ki, benim teklifim diyor Sayın Kılıçdaroğlu, aynı zamanda bir avukata etek boynu soramayacak, hakimleri de önleyecek. Çok, yani bakın orada yasa mesela, mı vardı? Evet. Düzenleme mi vardı? Ya bir yani, hakim nasıl bir avukata böyle bir şey sorabilir? Etek yani boyunuz... büyük bir facia, büyük bir inanılmaz, bence travmatik bir durum kadın avukatlar açısından. Evet. Yani biz bugüne kadar adliyelere giderken kendi edebimiz, ahlak, değerlerimiz neyse onlara göre gittik, evet, giyindik. Böyle. Bir de mesleğin getirdiği belli şey var. Yani sizin mesleğiniz kamunun içinde devamlı olarak yer almaksa, orada daha usturuplu, daha tertipli giyinmeniz hem sizin açınızdan hem de savunmanız açısından önemlidir. Evet. Kalkıp dikkat çekici şekilde giyinmeyeceksiniz. O zaman savunmaya değil başka şeye, evet, yönlendiriyorsunuz bakışları vesaire. Bu ayrı mesele. Ama kimsenin de haddine değil ne giyip ne giymeyeceğini, bu avukatın, bu doktorun, bu mühendisin, tabii, kendi mesleğiyle ilgili ya nasıl yapmak istiyorsa, kendisi nasıl ifade etmek istiyorsa onunla ilgili bir, evet, şey de aynı zamanda. Burada başörtü ve giyim kuşam üzerinden bir yasaya değil, bizim toplum olarak dönüşmüş olmamıza ihtiyaç var. Eğer Kemal Bey bu konuda kendi kitlesinin dönüşmediği konusunda bir
endişe taşımışsa ve bu nedenle de bunu dile getirmişse yine doğru bir hamle. Demek oluyor ki Kemal Bey halen Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında toplumun diğer kesimi, işte bu endişeli olan, daha önce bu yasaklardan payını almış kimlikler, inanç grupları, bütün bunlar, Müslümanların aklında, zihninde bir şey kalmasın diye bunu yapmışsa bu yine doğru bir hamle. Evet. Masanın bugüne kadar en büyük belki handikapı buydu. Yani diğer 5 partinin de elini rahatlatan bir şey yaptı bu anlamda. Bir de tek mesela Sosyal Demokrat Parti öneriyor. Hani diğer zaten de... zaten korkulan onlar. Yani kusura bakmayın ama burada Kemal Bey ne kadar ben helalleşiyorum dese de kendi tabanını, teşkilatlarını, örgütlerini, tabanını nın da böyle düşündüğü konusunda topluma bir güven vermediği için Kemal Bey ikide bir kendisini ortaya atıyor. Ben helalleşeceğim diyor, işte başörtüsüyle ilgili korkunuz olmasın. Yani devamlı bir savunma halinde, devamlı bir masanın diğer paydaşlarının kitlesine karşı Cumhuriyet Halk Partisi'nin yarattığı bir bagajdan dolayı böyle bir helalleşeyim ama ben yapıyorum, garantör de benim gibi bir imajı vardı. Hani nasıl bugün gerçekten başörtü yasağı, başörtüsüyle ilgili bir mesele yok. Bunun için bir yasaya da gerek yok. Ama şu bir gerçek. Bu Tayyip Erdoğan'ın garantörlüğünde şu an bir şeymiş gibi devam ediyor. Gibi. Yani Tayyip Erdoğan'dan sonra yasal olarak bir düzenleme de yok ama yine kurumlar aynı o reflekslere denilebilirler. Ben Türkiye'de artık kimsenin başörtüsüne el uzatacağını düşünmek dahi istemiyorum. Bakın 0001 ihtimal bile vatandaşın kafasında ben kazanımlarımı elde ettiğim kazanımları kaybederim korkusu vardır. Çünkü bu Tayyip Erdoğan olduğu sürece hakimler başörtüleriyle yargının bir parçası olacaklardır. Ama yarın öbür gün yine bir yorum, yine YÖK'ün bir yönetmeliği ya da Adalet Bakanlığı'nın ya da HSK'nın çıkartacağı bir genelge hakimlerin bu konuda işte o başörtülü hakim görmek istemiyorum, gördüğümde onun dünya görüşüne göre karar vereceğini düşünüyorum diyenlerin olduğu bir dönemde böyle bir şey önünüze gelir. Siyaseten, hukuken gereksiz ama siyaseten bence doğru bir hamle yaptı. Masanın elini rahatlattı. Yani ben bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği ve temsilcisi olarak ben asla ve katta iktidar değişiminde burada bir yasağın öncüsü olmam demek istedi. Peki. Söz sizdeyken şunu da sorayım. Cumhurbaşkanı da el yükseltti. Dedi ki sizde doğru yaptı. Anayasa. Çünkü anayasaya konulursa ama ancak. Ama ben şunu merak ediyorum. Mesela ben de çok önemsiyorum bu ailenin korunması meselesini. Ailenin korunması da eklensin. Ailenin korunması yasası için Kemal Bey'in bu çıkışı yapması mı bekleniyordu? Yani ben niye... şöyle düşünüyorum. Burada iktidar, daha doğrusu Kemal Bey'in bu hamlesine karşı çok hızlı bir onlar yani bir pas aldılar ve bunu yumuşatmaya çalışıyorlar. Sert geldi bana göre. Onu da yumuşatmaya çalışıyorlar. Yani bu el yükseltme meselesine döndü. İşte oysa ben de el yükseltiyorum. O halde ben de mesela el yükselteyim bir Kürt olarak. Kürtçenin asla bir yerde yasak görmeyeceğine dair ben de bir teminat istiyorum. Yani herkes konserler bile yasaklanıyor bir de. Yani herkes el yükseltecekse bu ülkede zaten anayasaya gerek yok. Bizim bunu olmadığımız kimliğin, sahip olmadığımız kimliğin, dinin yaşanması konusunda asla ve katta yasakçı bir zihniyete sahip olmayacağımız konusunda bir toplu olarak demokratlaşmaya ihtiyacımız var. Ya da anayasamıza herkesin yaşadığı bu meseleleri, sorunları bir daha yaşamayacağımıza dair garantiye ihtiyacımız var. İkisinden biri. Vallahi harikasınız. Tamamla imza atıyorum. Kişisel olarak kişisel düşüncemi paylaşmış olayım siz, bizi izleyenlerle. Aytuç Bey buyurunuz. Süremizin de sonuna geliyoruz. Hızlıca toparlarsınız herhalde bu başörtüsü meselesi. Ailenin korunması. Yani ben işte şimdi ben de endişeli olarak bu kanunlara anayasada tarikatların ve cemaatlerin devletin içinde nasıl
olmayacağını önlenebilecek yasaların da yapılması gerektiğini düşünüyorum. Nasıl yani? Sağlık Bakanlığı'nda örgütlenmesinler, emniyette örgütlenmesinler, yargıda örgütlenmesinler. Bununla da ilgili bir çalışma yapılması gerekiyor. Benim endişemi de gidersin masadaki muhafazakar arkadaşlar. Böyle bir endişen var mı? Var. Var ve yaşıyoruz zaten biz bunu. Renklendirme, Fethullah unsurlarının renklendirmelerle nerelerde olduğunu devletin raporlarından okuyoruz, biliyoruz, yazıyoruz zaman zaman bunları. 1980 sonrası Türkiye'de zaten solun paradokslarından biriydi. Bu kimlik siyasetini dayattılar bize. Ve biz bir kimlikler üzerinden sınıfsal mücadeleyi ve daha ilerisindeki emperyalizm denilen vurguyu unuttuk, unutturulduk. Türkiye'de kimlik sorunu üzerinden siyaset yapmanın önünü açtığı için Kemal Kılıçdaroğlu'nu doğru bir hamle yaptığını düşünmüyorum ben. Tekrar bu tartışmaların açılmasının. Evet, toplumsal anlamda bir vicdan, toplumsal anlamda bir barış ve kucaklaşma tabii ki hiçbir sıkıntı yok. Ben ama bu tartışmanın bugünün konusu olduğunu düşünmüyorum artık. Böyle bir konu yok. Türkiye'deki bürokratik oligarşi şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi ile o bürokratik oligarşiyi yaratan, şimdiki bürokratik oligarşiyi yaratan Ali Babacan ve Davutoğulların elindedir. O kadrolar zaten orada hakimdir. O yüzden de bence Türkiye'de artık düşünmesi gereken ve endişelenmesi gereken kendisini sol, sosyalist ve kemalist cenahta bulunanlardır. Benim düşünceme göre. Türkiye'deki kimlik siyaseti üzerinden yaptığınız zaman Tozkoparan'daki mahalleye gidemezsiniz. Tozkoparan'daki başı kapalı kadının evden çıkarılış sahnesini yayınlayamazsınız. Vicdanınız burada körelir çünkü iktidardasınızdır artık. Mesele başörtülü veya başörtüsüz değildir. Oradaki kadının dediği cümleleri ben tekrar tekrar okuyun. Geçen gün yazdım. Hayat sınıfsaldır ve o sınıfsallığın üzerinden kimlik siyaseti yaparak Türkiye'yi başka bir mecraya sürüklememek gerekiyor. O yüzden Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışını doğru bulmuyorum. Ama bürokratik oligarşi anlamında her şey tersine de olur. Farklı olarak bakabiliriz. Çözülmedi yani burada, ama. Çözülmedi. Pek çok sorun. Yani niye konserler yasaklandı? Yok, yani ben size şunu söyleyeyim. Yani Türkiye'de, konser yasaklarını valilikler yasaklıyor değil Türkiye'de mi? Türkiye'de son bir yıldır valilik, yani, kaymakamlık üzerinden tarikatların, cemaatlerin, vakıfların başvurularıyla yapılan çok ciddi bir şekilde yasaklar olduğunda zaten görüyoruz. Endişelenecek bir durum varsa bunlardır. Laikliğin çok önemli olduğunu iyi görmek gerekiyor. Önümüzdeki dönem hepimize lazım olacak, herkese lazım olacak. Biz bunu yaşadık, yaşayacağız ve göreceğiz. Örgütlenmeleri de az çok herkes biliyor nerede, kimler, nasıl örgütleniyor. Çok istiyorlarsa, bakmak istiyorlarsa en son Saygı Öztürk'ün Menzilin 200 diye bir kitabı var. Onların şeyhleriyle yaptığı bütün röportajları okusunlar. O röportajların içinde nerelerde nasıl örgütlendiklerini kendi açıktan ifade ediyorlar. Eğer bir endişe varsa ben de anayasada bu endişelerin giderilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü baktığınız zaman her şeye rağmen Cumhuriyet devrimleri ilericidir. Kazanımları çok kuvvetlidir. O kazanımlardan geriye çok gidilmiştir ayrıca. Geriye doğru bir süreç bunu vardır. Buna kimse itiraz etmiyor. Pınar Adım da diyor ki sonunda da yok sayarak. Hayır, şöyle yok saymak değil. Bak yok saymak. Ben biraz önce çok ileri bir cümle kurdum. 28 Şubat'ın Türkiye'de Fethullahçıların önünü açmak için yapılan büyük bir operasyon, ılımlı İslam denilen projenin önünün açılması için NATO'cu generallerle yapıldığını söyleyen bir insanım. 28 Şubat sürecinde bir gazetenin sadece 1000 sayfası kitap yapılsa o işin arkasında kimler olduğunu anlarsınız. Buralarda sıkıntı yok ama biz bunları zaman geçtikçe öğreniyoruz, yaşıyoruz. Şimdi bunların da hepsini zaman geçtikçe öğreneceğiz ve ama ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tozkoparan'daki o teyzeleri ziyaret etmesini bekliyorum Amerika'dan çok. Peki. Aytun Çerkin, Sözcü Gazetesi yazarı. Çok teşekkür ederim. Değerli görüşleriz bizimle. Tamam, teşekkür ederim, rica ederim. Dün Beşiktaş 2-2 kaldı. Moralim bozuk biliyorum. Yüzün asıktı ama bu acımız olduğu için bu futbolu biraz geriye attık. Onu da söyleyelim yine de. Bugün hepimiz Ankara güçlüyüz. Pınar Hacı Bektaşoğlu, Sözcü hukukçu. Bak, beni şaşırtmak için. Beni şaşırtmak için. Böyle olacak, evet. Ben sözcüyüm. Evet, evet. Başörtüsü meselesinde bu anlaşıldı. Pınar Hanım, çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Evet, yüreğimiz buruk. Madencilerimizi konuştuk bir kez daha. 41 Sayıştay raporundaki sorularımıza yanıt versinler. Rica evet. ediyoruz. Bakın, çözüm istiyoruz. Kimseye dezenformasyon, halkı galeyana gidiyor. Öyle bir şey yok. Aynen. Pınar Hanım da, Pınar Hanım da, biz evet. de hepimiz. O vicdanla o hareket evet, etmeliyiz. Bir an önce. Peki. Kolektif acı. Tek bir acı değil bu. Kolektif acıya dönüşmeli bunlar. Çok teşekkür Pardon, ediyorum. Pardon, sözünü böldüm estağfurullah, ama. Estağfurullah. Bir kez daha 41 şehidimize rahmet diliyorum. Geride kalanlara sabır diliyorum. Umarım bir daha yaşamayız. Umarım ders çıkarırız. Bu acılar tekrar etmez. Süremin sonuna geldik. Daha konuşacak çok mesele var ama artık
Yarın devam edeceğiz. Yarın yine aynı saatte bu stüdyoda karşınızda olacağım. Gündemin sorularını sormak için hoşçakalınız.